Günaydın değerli seyircilerimiz ve radyoları başında bizi takip eden değerli dinleyicilerimiz. 17 Haziran 2019 Pazartesi günü gündemiyle sizlerle olan birlikteliğimiz başlıyor. Bir günü daha sizlerle birlikte damga vurmaya çalışacağız. Dün akşam gözler Amerikan demokrasisinin bir parçası adeta ikili aday ve adaylıklar süreci zaten çok tartışılıyordu. Bir yandan da merakla bekleniyordu. O tartışma gerçekleşti. Kişisel görüşlerim bir tarafa, sizlerin de bu çerçevedeki yorumlarınızı dinleyebilmek ya da aktarabilmek açısından hemen hızlıca bugünkü aday meselesine, dünkü adayların tartıştığı programın ayrıntılarına birlikte bakalım. Amerikan demokrasisi bugünkü etiketimiz olacak. Sizler için sosyal medyada belirlediğimiz başlık. Buraya gelecek mesajlarınızı da hep birlikte ayrıntılandırmaya çalışacağız. İmamoğlu ve Yıldırım'ın açıklamalarından bazı notları ilerleyen dakikalarda sizlere sunacağız ama ortak yayında sadece iki başkan adayının yer alması. Tabii başkanlar ne söyledi ne söylemedi o da ayrı bir tartışma. Açıkçası kişisel olarak İstanbul'da yaşayan birisi olarak, ailesiyle İstanbul'da yaşayan birisi olarak geleceğe dair İstanbul açısından hiç de umutlandığımı söyleyemem. Onun ötesinde işte saatlerce süren tartışma programı formatında günlerce hazırlanan ancak tarafların çok tartışmaya girmediği, her iki adayın adeta birbirlerine sanki ben senin de açığını biliyorum şeklinde havada girip ama her şeyi ortada bıraktığı, mal varlıklarına ilişkin net açıklamaların gerçekleşmediği bir periyotta bir akşamı geride bıraktık. Oradan sizlere yansıyan ayrıntılarda neler var? Kim kazandı, kim kaybetti ama İstanbul kazanacak mı? Temel mesele o. Bunun ayrıntılarını bugün sizlerle birlikte hep birlikte gelin değerlendirelim. Şimdi hemen hızlıca bir gündeme de bakalım bu çerçevede. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Köstrak Başkanlığı'ndaki CHP Ekonomi Masası üyeleri İSKO 1-2 Telli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif Birliği'ni ziyaret edecek. TÜİK Mart ayı iş gücü ve Mayıs ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak. Avrupa Birliği Dışişleri Konseyi toplantısı düzenlenecek. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ölümünün 4. yılında memleketi Isparta'da mezarı başında anılıyor. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belirleneceği Anadolu Efes'te Fenerbahçe-Beko arasındaki playoff serisinin 5. maçı yapılacak. Avrupa Eskrim Şampiyonası Almanya'nın Düsseldorf kentinde başlayacak. Kadın Milli Futbol Takımı hazırlık maçında deplasmanda Moldova ile karşı karşıya girecek. 17 Haziran gündeminde tarihte neler olmuş ve hangi başlıkları sizler için seçmişiz? 17 Haziran 1942 yılı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, babasının yedek subaylık görevi sırasında Gaziantep'te dünyaya geldi. Perinçek, aslen Erzincan'ın Kemali ilçesine bağlı Apçaağa köyündendir. Annesi Lebibe Hanım ise Malatya'nın Darende ilçesinde bağlı Balaban köyünden. Sayın Perinçek'e mutlu, sağlıklı, güzel bir ömür diliyoruz kendisi ve ailesiyle birlikte. 1950'de Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk böbrek nakli ameliyatı yapıldı. 68'de öğrenciler İstanbul Üniversitesi'ni işgal etti. 95'te grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı isteyen on binlerce memur Ankara'da oturma eylemi yaptı. 2005'te yazar Recep Bilginer hayatını kaybetti. 2012'de 68-71 yılları arasında Aydınlık Dergisi'ni basan iş matbaasının sahibi eski TKP'li Bekir Karayel hayatını kaybetti. 2015'te 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel hayatını kaybetti. Demirel Isparta'da toprağa verildi ve 2015'te oyun yazarı, tiyatrocu ve sinemacı yönetmen Başar Sabuncu 71 yaşında hayatını kaybetti. Özetlerde öne çıkanlarda neler vardı o ayrıntıları bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada kritik açıklamalar yaptı. S-400 ve Doğu Akdeniz konusunda mesajlar verdi. Rumların tutuklama girişimlerine karşı sert konuştu. Erdoğan ay sonu yapılacak G20 zirvesi ve Çin'e yapacağı ziyaretle ilgili bilgiler de aktardı. Hemşehrileriyle buluşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Amerika'nın S-400 tehdidine değindi. S-400'leri almamıza neden karşı diye soran Bahçeli, Türkiye'nin ABD'nin sömürgesi olmadığını söyledi.
PKK yurt içinde ve dışında süren operasyonlarda PKK'ya büyük darbe vuruldu. Irak'ın kuzeyinde son 3 haftada toplam 76 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Kilis'in Elbeyli ilçesi sınır hattında canlı bomba yeleğiyle yaklaşık 5 kilogram TNT patlayıcı madde bulundu. Malzemelerin terör örgütü PKK'ya ait olduğu değerlendiriliyor. Diyarbakır'da jandarma tarafından 10 ayrı noktaya düzenlenen operasyonlarda 850 binden fazla kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint keneviri yakılarak imha edildi. İktidarla muhalefet arasındaki uzlayışa arayışı nedeniyle mecliste görüşmeleri yavaş ilerleyen yeni askerlik sistemi için kritik haftaya giriliyor. İki maddesi kabul edilen teklifin görüşmelerine 18 Haziran'da devam edilecek. Bedelli askerliği kalıcı hale getirecek sistemle askerlik süresi 12 aydan 6 aya düşürülecek. Bu arada meclis Temmuz sonunda tatile girecek. İdlib'de gerginliği azaltma bölgesine saldırı yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı saldırıya bölgedeki ağır silahlarla anında karşılık verildiğini duyurdu. İran Umman Denizi'nde tankerlerle düzenlenen sabotajdan Washington'u sorumlu tuttu. Amerikan Başkanı Trump'ın İran'ı suçlayan açıklamalarına yanıt veren İran Meclis Başkanı Ali Larijani, tankerlere yönelik şüpheli girişimler ekonomik yaptırımların tamamlayıcısı durumundadır açıklamasını yaptı. Evet değerli seyirciler, Amerikan demokrasisinin bir çeşidini dün akşam hep birlikte yaşadık. Sadece İstanbul'a alay olan iki liderin demokrasi şenliği şeklinde kamuoyuna lanse edilen tartışma periyodu ve programı dün akşam takip edildi. Ulusal Kanal sadece iki adayın burada bu konuya yer verilmesine itiraz ederek iki adaylı sisteme ve Amerikan demokrasisine izin vermemek açısından yayın gerçekleştirmedi. Haber açısından içinden seçtiğimiz mesajları sizlere sunacağız. Tabii dün akşamdan beri başlayan yayın sonrasındaki tartışma Ekrem İmamoğlu mu, Binali Yıldırım mı kazandı sorusuna nedense sadece bu eksende bir soruya yanıt aranırken acaba İstanbul kazandı mı sorusu hep akıllarımızda. Biz de size onu soruyoruz. İstanbul kazandı mı ve bu Amerikan demokrasisine ilişkin acaba beklentileriniz neler? Onu bize yansıtabilirsiniz sosyal medyadan. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yarışan Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım ortak TV yayınında bir araya geldi. Moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya'nın yaptığı 2019 seçim özel yayınında iki aday da sorulara yanıt verdi. Programda adayların İstanbul için gerçekleştirecekleri projelerden çok yaşadıkları polemiklerin konuşulması sosyal medyada da büyük tepki çekti. Seçimi çok geride kaldı. 17-25 Aralık'ın gölgesinde biz bir seçim yaptık ve İzmir tarihinde bugün de geçerli alınabilecek en yüksek oy aldık. Onu söyleyeyim. Tamam. Buradaki seçim sonuçlanmadı. Buradaki seçimin kaybedeni, kazananı yok. Her ne kadar Ekrem Bey, ben seçilmiş belediye başkanıyım, daha mazbata falan yokken Anıtkabir'e gidip belediye başkanıyım diye yazdıysa da burada kazanan bir belediye başkanı yok. 31 Mart gecesine dönelim. 31 Mart gecesini hızlıca hatırlayalım. Hı hı. Hatta böyle saat saat hatırlayalım. 31 Mart gecesinde öncelikle mesela ne oldu? Yaklaşık bir saat olmadı ki seçim kapanalı. Bir televizyon kanallarının bir kısmı aynen burada göründüğü gibi %63.84 rakibimize, %33.99 bize diye bir açıklamayla yasakları çiğneyerek nereden güç alıyorsa bir süreç başlattı. İtiraz nasıl seçim bir hukuki işlemse, demokratik bir işlemse, seçim sonrası sayımda da itiraz süreci icap ederse yine olur. Ama bu sefer belki biz etmeyeceğiz, Sayın Ekrem Bey edecek. Ben iki taraf içinde bunun normal bir şey olduğunu düşünüyorum. İstanbul'un verileri yedekleniyor. Hem de bir yerde değil, iki yerde yedekleniyor. Efendim, tabii ki belediye başkanı her şeyi inceleme yetkisi vardır. Ancak devamı var. Niye kopyalama ihtiyacı duyuyor? Hı hı. Bu veri kopyalama işi bir FETÖ taktiğidir. FETÖ bunu yaptı geçmişte. Siz gelir gelmez hemen
Büyükşehir'in bütün veri tabanını kopyalama talimatını neden verdiniz? Sayın Yıldırım'a şunu hatırlatmak isterim. Burada kendi cümleleriyle hatırlatıyorum. Bu soru o zaman Sayın Yıldırım'a soruldu ve Sayın Yıldırım aynen şu cevabı verdi. Bir belediye başkanı belediyesiyle ilgili her türlü işlemi, incelemeyi yapabilir dedi. Birincisi, devamını niye okumuyorsun? Sayın Yıldırım, ama lütfen devamını oku. Müsaade etmeyin, müsaade edin. Ama böyle bir yere varamayız. Bakın sürekli, İsmail Bey, eğer benim ifadelerim Sayın Küçükkaya eğer münazara anlatılırsa beni uyarın. 3 dakikasını ben de aynı efendim, tarza geçeyim. 3 dakikasını doldursun. Hayır, öyle bir şey yok. Kurallar var. O zaman hatırlatın. Peki, hatırlatmıyorsunuz. Siz efendim buyurun. Ben sürenizi vereceğim. Ama eğer onun söz hakkı olursa vereceğim yine. Şimdi bakın, bu cevabı verdi kendileri. Tekrar izah ediyorum. Bu bir veri yedekleme işlemidir. Veri kopyalama işiyle ilgili örnek ve bu çok masum bir işlemdir. Ama bir örnek vereyim size. Hı hı. Veri kopyalama işlemi tam da o gerekçeler yazılırken bakanlıkların dışını çıkarılmaması ile ilgili hukuk, hak, kanun net iken engelli, kısıtlı, zihinsel engelli, cezaevindeki kayıtlı seçmenlerin listelerinin AK Parti'ye verilmesidir. İşte tartışmalar bu çerçevede değerli seyirciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada kritik açıklamalar yaptı. S-400 ve Doğu Akdeniz konusunda mesajlar verdi. Rumların tutuklama girişimlerine karşı sert konuştu Erdoğan. Ay sonu yapılacak G20 zirvesi ve Çin'e yapacağı ziyaretle ilgili bilgileri de aktardı. Niyetleri var. Hep söylediğim gibi önemli olan başkalarının ne dediği değil. Bizim ne istediğimiz, ne yaptığımızdır. Talimat vermişler, tutuklatacaklarmış o gemilerdeki personeli. Avucunuzu yalarsınız. Neyi tutuklatıyorsunuz? Neyi tutuklatıyorsunuz? Türkiye'ye S-400'ler üzerinden de Doğu Akdeniz'den yöneltilen tehditlere yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dikkat edin, biz Türkiye'yiz. Cumhurbaşkanı İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu'nda konuştu. Ay sonunda Japonya'da yapılacak G20 zirvesiyle ilgili bilgileri aktardı önce. Ay sonu orada dünya devleriyle Sayın Trump olsun, Xi Jinping olsun, Sayın Putin olsun hepsiyle Almanya vesaire onlarla tekrar ikili görüşmeler yapmak suretiyle G20'deki konuları ikili ele alma ve her iki ülke arasındaki birçok konuyu değerlendirme fırsatını bulacağız. Erdoğan'ın G20'den sonraki durağı Çin olacak. Çin Halk Cumhuriyeti'nde inşallah çok önemli bir Türkiye-Çin müzakeresini yapma fırsatını bulacağız. Nitekim dün de yine Xi Jinping ile bir görüşme yaptık ama asıl görüşmeyi Çin'e bıraktık. S-400 geriliminin önemini dile getirdi Erdoğan. Eğer hala S-400 meselesini sıradan bir savunma sistemi tartışması olarak görenler varsa bu büyük fotoğrafı okuyamıyor demektir. Ardından Rumların Doğu Akdeniz'deki tutuklama girişimleri hakkında da konuştu. Avucunuzu yalarsınız dedi. Biz Doğu Akdeniz'de bu sularda münhasır ekonomik bölgelerde blokların içerisinde bize ayrılmış olan yerlerde aramalarımızı devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Birileri kaşını gözünü oynatırsa biz de bütün fırkateynlerimizle beraber gerektiğinde uçaklarımızla beraber hemen o gemilerimizin yanında yerimizi alıyoruz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Talimat vermişler, tutuklatacaklarmış o gemilerdeki personeli. Avucunuzu yalarsınız. Neyi tutuklatıyorsunuz? Neyi tutuklatıyorsun? Bölgede faaliyetlerde bulunan Fransa'ya da seslendi. Bizim silahlı kuvvetlerimiz bütün buradaki imkanlarımızla biz de Doğu Akdeniz'de şu anda zaten yerimizi almış vaziyetteyiz. Oralardayız. Fransa Cumhurbaşkanı bizim bu aramalardan çekinmemizi istiyor. Sen ne diyorsun ya? Senin orada ne işin var bir defa?
Hafta sonu itibariyle de Devlet Bahçeli'nin açıklamaları dikkat çekiciydi. Hemşehrileriyle buluştu MHP lideri Devlet Bahçeli ve Amerika'nın S-400 tehdidine değindi. ABD S-400'leri almamıza neden karşı diye soran Bahçeli, Türkiye'nin ABD'nin sömürgesi olmadığını söyledi. Hedefinde Amerika vardı. S-400 krizi üzerinden tepki gösterdi. Türkiye güçlendikçe bölgesel ve küresel mihraklar rahatsız oldu. Aziz milletimiz doğruldukça... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'da hemşehri derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Gündeminde pek çok başlık vardı Bahçeli'nin. Önceliği S-400'lere verdi. Açık açık ifade ediyorum. NATO şemsiyesi altında ittifak hukukumuzun bulunduğu ABD'de ülkemizin Rusya'dan S-400 savunma sistemi almasına neden karşıdır? Türkiye'nin savunmasız kalması ABD'nin işine nerede ve nasıl yarayacaktır? ABD'nin ülkemize yönelik savurduğu tehditler hepimizin malumudur. Ülkemizi Temmuz ayı sonuna kadar S-400 anlaşmasından çekilmesini istemekte ve aksi halde siyasi ve ekonomik yaptırımlarla tehdit etmektedir. Bahçeli, Amerika'nın S-400 tehdidine tepki gösterdi. Türkiye kendi güvenliği ve milli menfaatleri doğrultusunda S-400 alması gerekiyorsa alacaktır. Bu iş bitmiştir. Buna karar verecek tek merci yine Türkiye'nin kendisidir. Ülkemiz ABD'nin ne sömürgesi ne de eyaletidir. 23 Haziran seçimleri için de konuştu Bahçeli. İstanbul'un kritik olduğunu söyledi. İstanbul Türkiye demektir. 80 ilimizden vatandaşımız ekmeğini bu şehirde kazanmakta, bu şehirde paylaşmaktadır. 23 Haziran'da sandığa giderken bu gerçekleri göz ardı etmemek hepimizin görevidir. İstanbul'u ehline emanet edip... Yurt içinde ve yurt dışında süren operasyonlarda PKK'ya büyük darbe vuruldu. Irak'ın kuzeyinde son 3 haftada toplam 76 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde süren operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Hakurk bölgesinde süren operasyonların başarıyla devam ettiği belirtildi. Pençe Harekatı dahil 27 Mayıs'tan bugüne kadar sınır ötesinde son 3 haftada toplam 76 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca bakanlık Pençe Harekatı ile koordineli olarak Metina ve Kandil kamplarının vurulduğunu duyurdu. Toplam 7 PKK'lı öldürüldü. Şırnak'ın İdil ilçesinde de jandarma ekipleri teröristlere göz açtırmıyor. Cehennem Deresi bölgesinde yapılan operasyonda 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristler arasında turuncu kategoride aranan Emine Toy'la gri kategoride aranan Yılmaz Beg için de olduğu belirlendi. Operasyon sırasında bir askerimiz de şehit oldu. Yunanistan Başbakanı Tsipras, Türkiye'nin Kıbrıs adası açıklarındaki doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin AB'ye yaptırım talebinde bulunacaklarını belirtti. Yunanistan Başbakanı Tsipras, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini ele aldıklarını kaydetti. Tsipras, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından basın açıklaması düzenleyen Tsipras, AB zirvesi öncesinde hazırlamak üzere fikir birliğine vardık. Böylece Güney Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinde eğer bir sondaj çalışması gerçekleştirdiği teyit edilirse, Türkiye'ye karşı yaptırım uygulanması dahil doğru kararların alınması sağlansın ifadelerini kullandı. Tsipras, Yunanistan ve Rum tarafının Avrupa Birliği'nin desteğiyle güçlü bir konumda olduğunu savunarak, Yunanistan veya Rum kesiminin egemenlik haklarının çiğnenmesi halinde bunun sonuçları olacağı tehdidinde bulundu. Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido'nun saf değiştiren Venezuelalı askerlerle ilgilenmesi için görevlendirdiği iki temsilcisinin paraları şahsi harcamalarında kullandıkları iddia edildi.
Ülkelerinde insani kriz iddiasıyla yardım toplayan, hükümeti her defasında yolsuzlukla suçlayan, iktidarı devirmek için askerlere sürekli darbe çağrısında bulunan ve ülkenin yabancı bir güç tarafından işgal edilmesi için kanuni düzenlemeler yapan Guaido liderliğindeki muhalefet yine yolsuzlukla anılıyor. Guaido'nun 23 Şubat'ta başarısız insani yardım sokma girişimine sahne olan Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Cucuta kentine gönderdiği iki temsilcisinin kaynakları şahsi harcamalarında kullandığı öne sürüldü. Guaido'nun sınırdaki çatışmaların ardından Venezuela ordusundan ayrılarak Kolombiya'ya geçen askerlerle ilgilenmesi için görevlendirdiği temsilcilerin paraları, pahalı kıyafetler, gece hayatı, lüks araç kiralama ve konaklama için harcadıkları iddia edildi. Kilis'in Elbeyli ilçesi sınır hattında canlı bomba yeleğiyle yaklaşık 5 kilogram TNT patlayıcı madde bulundu. Malzemelerin terör örgütü PKK'ya ait olduğu değerlendiriliyor. Kilis'te yasa dışı yollarla kente silah ve mühimmat getirildiği bilgisine ulaşan jandarma alarma geçti. Kilis Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Elbeyli ilçesi Çangallı köyü Suriye sınır hattında canlı bomba yeleği ve patlayıcılar olduğu belirlendi. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler canlı bomba yeleğinin yanı sıra yaklaşık 5 kilogram TNT patlayıcı madde ele geçirdi. Malzemelerin terör örgütü PKK'ya ait olduğu değerlendiriliyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Diyarbakır'da jandarma tarafından 10 ayrı noktada düzenlenen operasyonda 850 binden fazla kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint keneviri yakılarak imha edildi. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma tarafından şehit piyade Teğmen Ahmet Altınoğlu 2 operasyonu başlatıldı. Operasyonda yasa dışı Hint keneviri araması yapıldı. İlçeye bağlı Kuruca Mezrası kırsalında 10 ayrı noktada Hint keneviri bulundu. Operasyonda toplam 850.850 kök Hint keneviri ele geçirildi. Hint kenevirleri yerinde yakılarak imha edildi. Ve İstanbul'da trafik yoğunluğuna göz atalım. Okulların tatil olması sonrasındaki ilk trafik günü ve gündeminde nasıl bir tablo söz konusu? %45'ler seviyesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu. Yani bu saat dilimine göre yoğun bir trafik olduğunu ifade etmek mümkün. İki ayrı noktada bildirim var. Ayrıntılara bakalım. Avrupa yakası Haliç Ortaköprü Ok Meydanı yönünde arızalanan araç kaldırıldı. Bölgede yoğun trafik devam ediyor diyor uyarıda. Köprü üzerinde yine bir kaza bildirimi var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu yakası yönü sağ şeritte trafik kazası hasarlı. Bir şerit trafiğe kapalı ve ekipler sevk edildi. Bunun getirdiği yoğunluk neredeyse Göztepe bağlantı noktasına kadar uzun. Hatta trafiği oldukça yoğunlaştırmış. İkinci köprüde de ciddi bir yoğunluğun olduğunu ifade etmek mümkün. Kozyat'a girişi rahat ama hemen sonrasında başlayan yoğun trafik Elmalı hattına kadar oldukça etkili olarak gözlemleniyor. Size bunları anlatırken Avrupa yakasında Hacı Şerif Avcılar yönünde sol şeritte araç arızası nedeniyle bölgedeki trafiği yoğunlaştıran araç arızası bildirimi de ekranda yansıdı. Şu dakikalarda %45'ler seviyesinde Haliç Ortaköprü'deki araç arızası dolayısıyla da buradaki hat neredeyse Zeytinburnu'na kadar yoğun, daha geri hatta da çok yoğun akıcı bir trafik olarak karşımıza çıkıyor. Anadolu ve Avrupa yakasında sahil şeritleri kullanılabilir, tercih edilebilir şu dakikalarda. Avrasya Tüneli dahil 3. köprü ve bağlantı yollarını da buna ekleyebiliriz. Köprü bağlantılarında yine her sabah yaşanan yoğunluk söz konusu ama Çamlıca girişi nispeten daha rahat. TEM bağlantısında bu yoğunluğun daha fazla hissedildiğini ifade etmek mümkün 1. köprü açısından. Bayrampaşa Viyadük hattı yoğun, Esenyurt bağlantı noktası TEM Mahmut Bey yönü yine yoğun noktalardan bir diğeri. Esenler Kavşağı da yine yoğun hatlardan biri. FSM yönü sonrasında yoğun akıcı diyebiliriz. 1. köprü çıkışı itibariyle FSM'den Mahmut Bey'e, 2. köprü çıkışı itibariyle de
daha doğrusu ikinci köprü çıkışı itibariyle Mahmut Bey, birinci köprü çıkışı itibariyle de Şirin Elver hattına ulaşmak şu dakikalarda rahat bir trafikle mümkün, bunu ifade edebiliriz. Evet, okulların kapanmasının şu an için İstanbul trafiğine belki %4'ler 5'ler düzeyinde bir katkısı söz konusu, ancak özellikle 3 ayrı noktada yaşanan kaza bildirimlerinin getirdiği bir yoğun etkiden de bahsetmek mümkün bu dakikalarda. Hava durumuna bakalım. Önce uyarılar bölümü. Kuvvetli yağış uyarısının olduğu bölgeler, yağışlar İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısıyla Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Giresun, Bilecik ve Bolu çevreleri, Sakarya'nın güney ilçeleri, Adana, Mersin ve Osmaniye'nin kuzey kesimleri, Bursa ve Balıkesir'in doğu ilçeleri, Karabük güney kesimleri, Çorum'un batı ilçeleriyle Ordu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar konusunda dikkatli ve tedbirli olunması tavsiye ediliyor meteorolojinin uyarılar bölümündeki kuvvetli yağış uyarısının ayrıntısında. Bu çerçevede ülkemiz genelindeki hava durumu bu sabah saat 6'dan yarın sabah saat 6'ya bakalım nasıl değerlendiriliyor. Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Balıkesir, Zonguldak, Bartın ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Giresun, Bilecik ve Bolu çevreleri, Sakarya'nın güney ilçeleri, Adana, Mersin ve Osmaniye'nin kuzey kesimleri, Bursa ve Balıkesir'in doğu ilçeleri, Karabük'ün güney kesimleri, Çorum'un batı ilçeleriyle Ordu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında geçmesi bekleniyor. Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarıyla doğu ve güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteorolojinin genel tahminlerine göre değerli seyirciler. Ve gazete gündemine şöyle bir göz atalım değerli seyirciler. Aydınlık Gazetesi, yeni ve adi bir kambiyo rejimi. Devlet Bahçeli'den kritik çıkış vurgusuyla verilmiş haber. IMF ve Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü gibi kurumların zayıfladığını ve dünyada korumacılık duvarlarının örüldüğünü belirten Bahçeli, kambiyo rejiminde gerekli değişikliklerin yapılması gerektiğini söyledi diyor haber. Faiz yükü tehlikeli boyutta. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'da iş insanlarıyla bir araya geldi. Bahçeli, Türkiye'nin ekonomik gerçeklerine uygun, insanlarımızın ve ülkemizin ekonomik ilişkilerini emniyete alan, kültürümüzden ve milli manevi kaynaklarımızdan beslenen yeni ve adil bir kambiyo rejimi üstünde mutlaka çalışılmalı. Tek yanlı bağımlılıktan kurtulmak için kollar sıvanmalıdır dedim. Bahçeli, kur ve faiz üzerinden Türkiye'ye bindirilen ağır yüklerin çok tehlikeli bir boyuta ulaştığını ifade ettim. Adım adım devlet kontrolü, 1980 sonrası başlayan kambiyo rejimiyle küresel sisteme entegrasyon süreci 2008'de işlemlerden alınan derginin sıfırlanmasıyla tamamlandı. Fakat Türkiye son dönemde korumacı adımlarını arttırdı. Önce döviz geliri olmayan şirketlerin borçlanması kontrol altına alındı. Geçen yıl ihracat bedellerinin ülkeye getirilip TL'ye çevrilmesi şart koşuldu. İnternet üzerinden ithalatta tüm ürünlere vergi artışı getirildi. ABD ve İngiltere'de bulunan altınımızın büyük kısmı Borsa İstanbul bünyesine taşındı şeklindeki ayrıntılara yer veriyor haber ayrıntısında. Hürriyet gazetesine bakıyoruz. Esad'a ilk ağır yanıt demiş. Tam da böyle işte bölgesel gelişmelerin arttığı bir tabloda. Bir yandan Çin'e yönelik mesajlar, bir yandan Rusya'ya yönelik mesajlar derken gazetelerimiz yine bildik propaganda süreçlerini devam ettiriyor. Türkiye'ye ait 9 numaralı gözlem noktasına top ve havan saldırısında bulunan Esad rejimine bölgedeki TSK güçleri ağır silahlarla karşılık verdi şeklindeki bir haber. Avucunuzu yalarsınız diyor. Doğu Akdeniz'de doğalgaz arayan Fatih gemisinin mürettebatı için uluslararası tutuklama kararı çıkaran Kıbrıs Rum yönetimine tepki gösterdi diyor. Macron eleştirdi. Birileri kaşını gözünü oynatırsa fırkateynlerimizle, uçaklarımızla o gemilerimizin
yanında yerimizi alıyoruz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Talimat vermişler, tutuklayacaklarmış personeli. Avucunuzu yalarsanız Fransa Cumhurbaşkanı aramalardan çekilmemizi istiyor. Biz Kıbrıs'ta garantörüz, sen kimsin? Ülkenize güvenin. İhracatın şampiyonları ödül töreninde konuşan Erdoğan, ihracatçıların döviz alırken artık kambiyo vergisi ödemeyeceklerini söyledi. İş insanlarına da seslenen Erdoğan, ülkenize, devletinize güvenin, biz sizlere güveniyoruz, sizlerin de bize güvenmesini istiyoruz dedi diyor haberde. Akşam gazetesine bakıyoruz, bilgi ve dürüstlük kazandığı şeklinde dün akşamki tartışmayı Yıldırım üzerinden görmeyi tercih etmiş. Neymiş o bilgi ve dürüstlüğün kazandığı başlık? İlginç. Ekrandaki tarihi tartışmaya CHP adayının yalanları ve Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın sakin bilge tavrı damga vurdu demiş. Yani hiç öyle bir tavır görmedim akşam iki taraftan ama herhalde gazeteler kendi desteklediği adayları böyle öne çıkartacaklar. Bakacağız. Avucunuzu yalarsınız, Rumlara tepki gösteren Erdoğan'ın açıklaması. Başkan Erdoğan, Fatih gemisi personeli için tutuklama kararı çıkartan Rumlara sert çıktı, neyi tutukluyorsun, avucunu yalarsın şeklindeki açıklama dikkat çekiyor. Karar gazetesine bakıyoruz. Tarihi düelloya YSK damgası. Türkiye 17 yıl sonra ilk kez iki siyasi rakibin televizyon düellosu için ekran başına kilitlendi. 23 Haziran'da İBB Başkanlığı için yarışan AK Parti adayı Binali Yıldırım'la CHP adayı Ekrem İmamoğlu sandıkların kurulmasına 6 gün kala kozlarını canlı yayında paylaştı. Tarihi karşılaşmaya YSK'nın 6 Mayıs'ta verdiği seçimin iptali kararı damga vurdu. Tartışmanın ilk bölümünün tamamına yayılan konuda Yıldırım, seçim iptalinin gerekçelerini anlatırken İmamoğlu'ysa 23 Haziran'ın seçim değil demokrasi mücadelesi olduğunu söyledi. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği programın ikinci bölümü sonlarında iki aday da projelerini anlatabildi deniyor. Her zil çalınacak, her el sıkılacak. Kim bu? İYİ Parti liderinin açıklaması, Cumhur İttifakı etle tırnak gibi Devlet Bahçeli'nin açıklaması, fedakarlıklar için bir yol daha var. Temel Karamollaoğlu'nun açıklaması olarak da seçim sürecine bu başlıklarla giriş yapıyor haftaya Karar Gazetesi. Milliyet Gazetesi yaşlılara altın bakım demiş. Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki huzur evinde kalan 80 yaşlının kişisel bakımları her hafta düzenli olarak öğrenciler tarafından yapılıyor demiş. Nilüfer Belediyesi'nin İnci ve Taner Altın Makas Huzurevi sakinlerinin saç bakımlarını Osman Gazi Meslek Eğitim Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü öğrencileri üstlendi. 25 öğrenci 5'er kişilik gruplar halinde dönüşümlü olarak her hafta huzurevine gelerek buradaki 80 yaşlının saç kesimini, sakal tıraşını, manikürünü ve pedikürünü yapıyor. Adeta gençleşiyorlar. Gençler kişisel bakımlarını üstlendikleri yaşlarla sohbet ediyorlar. Huzurevi psikoloğu Salih Tiryaki, projenin yaşlılara manevi açıdan pozitif bir katkısının olduğunu söylüyor. Huzurevi sakini 78 yaşındaki Necda Kanefe ise, gençlerle gençleştiklerini ve adeta gençlik dönemlerini hatırladıklarını anlatıyor. Ülkemizden güzel örnek haberlerden bir tanesi Özel Haber Gülden Çoktan'ın imzasıyla bugün Milliyet'te. Avucunuzu yalarsınız demiş Cumhurbaşkanı Rumlara sert çıktı. İhracatçıya müjde o bir %1'lik kambiyo ve kimi tutukluyorsunuz çıkışına yine manşet sunumunda yer veriyor Yeni Çağ gazetesi. Milliyet gazetesi, Yeni Çağ gazetesi sıradaki gazetemiz. Yıldırım 4 soruda nakavt oldu diyor. Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım'a yönelttiği sorulara cevap alamadı. Az önce ifade etmiştim işte akşam gazetesi kendi desteklediği Binali Yıldırım'ın nakavt ettiğini ifade ederken Yeni Çağ'da Yıldırım 4 soruda nakavt oldu diyor. Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım'a yönelttiği sorulara cevap alamamış. Köşeye sıkıştırdı. Karşılıklı sorular. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri çerçevesinde Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım ortak canlı yayında bir araya geldi. Yıldırım'ın yalancılık suçlamasına Sayıştay raporuyla cevap veren İmamoğlu, kötü söz sahibine aittir dedi ve rakibini ekonomi ve israf üzerinden sıkıştırarak puan topladı. Karşılıksız sorular Ekrem İmamoğlu, AA veriyi neden kesti, niçin 12 saat verileri verilmedi, neden çaldılar dediniz, gönül belediyeciliği, afişleri ne demektir? Bunlar niye asıldı? İstanbul'un bütün billboardlarda israf açıklamalarına cevap veriliyor. Şu anda bu afişleri oraya, oralara kim asıyor sorularına yanıt alamadı şeklinde sürdürmüş.
Yeni Çağ manşette Devlet Bahçeli MİTİL'i sırtlayıp geri döndü. MHP Genel Başkanı belediye seçiminin tekrarı halinde MİTİL atacağını söyledi. İstanbul'da sadece 2 gece 3 gün kaldı. Yeniden geleceği ise belirsiz şeklinde bir habere yer vermiş manşetinde. İşte Yeni Şafak'ta Binali Yıldırım cephesinden merak edenler için manşeti okuyalım. 82 milyona yalan söyledi, Türkiye canlı izledi vurgusuyla. Türkiye dün gece İstanbul Büyükşehir'in AK Parti adayı Binali Yıldırım'la CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun televizyonda canlı yayınlanan tartışma programına kilitlendi. İmamoğlu kampanya boyunca seriye bağladığı yalanları 82 milyonun gözünün içine bakarak tekrarlarken Yıldırım bugüne kadar yaptıklarını referans gösterip bundan sonra da İstanbul için yapacaklarını anlattığı şeklinde son derece manidar başlıkları peşi sıra sıralayan gazetelerimizden tipik bir seçim gündemi ve ben bu adayı bak böyle destekliyorum manşetleri ve başlıklarını görebilirsiniz. Sanıyorum İletişim Fakültesi öğrencilerine buradan seslenirim. Yani olay nasıl saptırılır, hangi aday için nasıl çalışma yapılır, gazetecilikle nasıl derler, parti broşürü arasındaki farklar nedir? Mesela öğretmenleri bugünkü gazetelerin tamamını götürüp tek tek böyle sadece okusa sanıyorum oradaki bütün öğrenciler de rahat rahat anlayacaktır diyebiliriz. İşte bir diğer gazete merak ediyorsanız manşetini okuyayım. Milyonların önünde yalan maskesi düştü diyor. CHP adayı İmamoğlu'nun sahte imajı yerle bir olmuş. AK Parti İBB adayı Binali Yıldırım İmamoğlu'nun doğru söylememeyi alışkanlık haline getirdiğini vurguladı. Yalanları ortak yayında tek tek yüzüne vurdu diye işte o tek tek her neyse onları yüzüne vurmuş. Ve Sözcü gazetesine bakalım. Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen gazetelerden biri. Bakın o manşet sert başladı tatlı bitti. Böyle kızgın demiri yumuşatma diye tanımlayacağımız aslında başlıklardan birini atmış. Türkiye tarihi toplantıda ekran başına kilitlendi vurgusuyla. Programdan sonra aile fotoğrafı çektirdiler. Bence de gecenin en güzel fotoğraflarından bir tanesi sadece buydu. İsmail Küçükkaya, Ekrem İmamoğlu, Dilek İmamoğlu, Semiha Yıldırım, Binali Yıldırım ve Mehmet Selim İmamoğlu'nun bir arada geldiği fotoğraf ve Büşra Hanım, Büşra Köylübay'ın bir araya geldiği fotoğraf. Yani Yıldırım ailesi ve Binali Yıldırım ailesi ve İmamoğlu ailesinin ortak çektirdiği fotoğraf gerçekten gecenin en önemli fotoğrafıydı bence de. Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın tartışması gergin başladı. Kavga çıkmadı. Program iki adayın çektirdiği aile fotoğrafıyla bitti diyor. İmamoğlu ne dedi? Oyların tekrar sayılmasını istedik ama CHP istemedi. Yorumu tamamıyla yanlış yorum. Anadolu Ajansı %98.8'e geldiğinde veri akışını kesti. Yıldırım ne demiş buna karşı? Seçime şaibe karıştı, oylar çalındı. Bizim tercihimiz bu seçimin yenilenmemesiydi. Çok çabaladık ancak CHP bize yardımcı olmadı diyor. Sayın Yıldırım saat 23.25'te seçimi ben kazandım dedi. Ne tesadüf ki Anadolu Ajansı yayını kesti. İlk başkanı AKP adına açıklama yaptı. Yıldırım da şöyle demiş, oyları çarpıtmanın gereği yok. Ekrem Bey akşam 9'da 9 puan öndeyiz açıklaması yaptı. Benim açıklamam 11.25'ti. Zarf'ta 4 oy var. Muhtarlık, ilçe belediyesi, meclis üyesi, ilçe belediye başkanlığı seçimi pırıl pırıl şaibe Büyükşehir'de mi diyen İmamoğlu, Yıldırım'sa oyları kimin çaldığını bulacak olan yetkililerdir. YSK'da delilleri dikkate alarak İstanbul'da seçimin yenilenmesine karar verdi diyor. İstanbul'un yönü yok. Öyle bir hale gelmiş ki planlaması yok. 2030 ve 2050 hedeflerimizi açıklayacağız, çalışılmıştır diyen İmamoğlu. Yıldırım'sa bir şehir için yeşil alan önemli. 20 tane yeşil yol projemiz var. Her mahallede çocuk parkı olacak, semt parkları olacak. İmamoğlu bu şehirde 350 bin genç işsiz, belediyenin parasını israfa dönüştürmeyiz. Evlilik destek paketi, işsizlik paketiyle geliyoruz. Ekonomide sıkıntı çekiyoruz diyor İmamoğlu buna karşı. Bu da insanlara yansıyor. 5 yıl içinde 500 bin istihdam sağlayacağız. Döviz kaybını önleyeceğiz demiş. İmamoğlu İETT ve İSKİ'de yapılan usulsüzlükler 753 milyon şu anda bile israf yapılıyor. Tüm bunları engelleyeceğiz derken Yıldırım'sa İstanbul'da 23 bin vakıf dernek var. Vakıflara destek olmak yanlış bir şey değil. Kurslar ve geziler düzenliyorlar demiş.
Yani bu vakıflara destek meselesi. Neyse haberi ben bir tamamlayayım. Fox TV'nin başarılı sunucusu İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde yapılan programda İstanbul seçimlerinin neden iptal edildiği soruldu. Her iki aday soruyu cevaplarken zaman zaman gerginlik yaşandı. Vaatlerini anlattılar. Adaylar İstanbul seçimini tartıştı, vaatlerini açıkladı. Programın sonunda İmamoğlu kendi eşiyle Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'la aile fotoğrafı çektirmeyi teklif etti. Yıldırım da İmamoğlu'nu çaya davet etti şeklinde tamamlanmış dün akşam. Sıradaki gazete Cumhuriyet Gazetesi, o da İmamoğlu'nu destekleyen gazetelerden. Kim çaldı yanıtsız kaldı. İmamoğlu Yıldırım canlı yayınına 31 Mart'ta başlayan hukuksuzluk süreci damga vurdu. Yıldırım sık sık söz kesti, vakıflara yardımı savunamadı. İmamoğlu raporla konuştu, aileler mal varlığını açıklayacak demiş. Mazbatası gasp edilen İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'yla AKP'nin adayı Binali Yıldırım'ın katıldığı canlı yayın gergin geçti. İmamoğlu'nun sık sık sözünü kesen Yıldırım, rakibinin ısrarla oyları kim çaldı sorusuna yanıt vermedi. Yıldırım topu YSK'ya atarak nereden bileyim dedi. Vakıflara yardımı savunamadı. İmamoğlu, İstanbul'un kaynaklarını yandaş vakıflara akıttığını vurguladı. FETÖ'yle mücadele için vakıf ve derneklere yardım yapıldığını söyleyen Yıldırım'ın deterjanla yıkayarak mı vakıfların temizliğini tespit edeceğiz savunması dikkat çekti. İmamoğlu raporlarla konuştu. İmamoğlu'nun İBB'deki büyük israfın tespit edildiği Sayıştay raporlarını yayında göstermesi üzerine Yıldırım bu raporları okumadığını söyledi. İmamoğlu İstanbul'un en büyük sorununun yolsuzluklar, işsizlik ve yoksulluk olduğunu vurgularken Yıldırım israf olmadığını ileri sürdü. Aileler mal varlığını açıklayacak. İki aday da 23 Haziran'dan sonra aile üyeleriyle birlikte mal varlıklarını açıklama konusunda uzlaştı. İmamoğlu zevkle kabul edeceğini söylerken ailesinin mal varlığı konusunda kamuoyunda tartışılan Yıldırım'sa her zaman hesap veririz açıklaması varmış. İşte 3 aşağı 5 yukarı orta düzeyde adayların yaptığı açıklamalar bu çerçevelerde gazetelere ve gazete gündemine yansımış. Peki neden iki aday diye hiçbir gazetenin sormadığını sizler de görüyorsunuz. Biz de bu Amerikan demokrasisine uygun mu buldunuz, beğendiniz mi bilmiyorum. Belki o yorumları da aktarabilirsiniz ama dün de sosyal medyada paylaşma itibariyle yine sağ olsun değerli takipçilerimizin hakaretleri eşliğinde kendimizi sürücü ve gündemi değerlendirdik. Dün akşamki canlı yayında moderasyonu zayıf bulduğumu söyleyebilirim. Çünkü sadece adayların anlattığı başlıklar üzerinden bir tartışma var. Yani gazeteci mesela işte Binali Yıldırım'a İBB raporları sorarken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sitesine gireceksin, yayınlanmış raporlarına bakacaksın, oradan kendin bazı sonuçlar çıkartıp işte burada diye soracaksın. Yani bunu yapmazsan gazeteci olmuyor. Yani buralarda sorun var. Sadece muhalefet kanadının getirdiği bir yansıma ortaya çıkmıştı. Ama benim dün akşam gördüğüm çarpıcı fotoğraflardan bir tanesi, bilemiyorum yarın öbür gün bu kamuoyunda gezen mal varlıkları doğru mu değil mi onu hep birlikte göreceğiz ama iki aday da böyle VIP alışkanlıklarından vazgeçemeyen adaylar. Ekrem İmamoğlu'nun VIP tartışması oradaydı. Binali Yıldırım'ın da geçtiğimiz süreçte yine özel uçak apron tartışması ama enteresandır. İstanbul'da böyle metrobüsün kapısında giden insanlar böyle kilitlendi ve kendi geleceklerini kuracak adaylar için sosyal medyada onlardan daha fazla tartıştı, onlardan daha fazla hakaret etti, onlardan daha fazla işte benim gibi bu süreci yorumlayan gazetecilere ya da süreci takip eden siyasetçilere ya da orada yorum yapanlara yüklenmeyi tercih etti. Ama biz neden sadece iki aday? Mesela dün akşamki o tartışmada Saadet Partili ve Vatan Partili aday olsaydı onlar da İstanbul'un çalışmış isimleri olarak çok daha farklı soruları gündeme getirir miydi? Ki Mustafa İlker Yücel'in gazetecilik yönü de vardı. Öyle birisi karşısında cemaatlere, vakıflara destek veriyoruz, onlar da güzel işler yapıyor dediğinde siz yeni FETÖ'lere bu işlerde yol açarsınız şeklinde çıkış yapabilirdi. Ekrem İmamoğlu'na bir uluslararası desteğiniz var mı sorusu öyle havalarda kalıp yelken açmazdı. Çok daha sert
ve akıllarda kalıcı net tespitlerle, bilgiyle, belgeyle karşısına çıkmak imkanı olurdu. Yani iki adaylı süreç her iki adaya da yaramışa benziyor. Ama dört adaylı olsaydı ve iyi bir moderasyonla da bu süreç eğer çerçevelenebilseydi kuşkusuz maskeler çok daha rahat düşer. İstanbul için farklı çözüm önerileri de belki gündeme gelebilir, tartışılabilirdi. Bütün bunlar tarihin notlarında yer alacak elbette ki. Biz bu açıdan bugünkü başlıklarımızı ve mesajımızı da bu eksende belirledik. Acaba siz bu Amerikan demokrasisine nasıl yorum yapıyor ve değerlendiriyorsunuz, nasıl ayrıntılandırıyorsunuz ve dün akşamki tartışmaya ilişkin takibiniz söz konusuysa nasıl değerlendiriyorsunuz, bizlere yazın, bizler de buralardan aktarmaya çalışalım. Değerli seyirciler, bunu da ifade etmiş olalım. Amerikan demokrasisi katılmadığı programın kazananı Mustafa İlker Yücel oldu. TV'de kendisine ayrılan 54 dakikalık süreye denk gelmiş bir vatandaşın diğer iki adaya oy vermesi pek mümkün değil. Bizim talebimizde sorulan mal varlığı sorusu iki adayın nasıl da aynı olduğunu ortaya koydu diyor. Bandırma 1919 sorusu. Özellikle o konu açıldığında ikisi de geçiştirdi çünkü. Dün akşamı yakından takip edenler bu notları almışlardır. Güzel bir komedi programı oldu demiş Hüsnü Rezzak bize gönderdiği mesajında. Amerikan demokrasisi etiketine değerli seyirciler. Her adayın sesini duyurabildiği seçmen arasında bir oran düşünürsek İlker Yücel'in oy oranı oldukça yüksek. Bu nedenle ulusal kanalın her platformda daha çok kişiye sesini ulaştırması önemli. Çünkü Amerikan demokrasisinde maalesef gerçeklere yer yok demiş. Zaten bir gerçekte ancak böylesi bir program portföyüyle kapatılabilirdi. Sanıyorum bu işin ana planlayıcıları ya da düşüncülerinin amacına ulaştığını söyleyebiliriz dün akşam açısından. Evet, yine gündeme dönelim. İktidarla muhalefet arasındaki uzlaşı nedeniyle görüşmeleri ağır ilerleyen askerlik sistemi için kritik haftaya giriliyor. İlk iki maddesi de kabul edilen teklifin görüşmelerine 18 Haziran'da devam edilecek. Bedelli askerliği kalıcı hale getiren, 12 aydan 6 aya askerliği düşüren bu sistem çerçevesinde ve bu arada da meclisinde Temmuz sonu tatile gireceğini ifade edelim. Yüz binlerce genç yeni... Askerlik sistemi için meclisten gelecek haberi bekliyor. Kanun teklifinin yeni haftada yasalaşması planlanıyor. Eğer muhalefetin bu konuda direnci olursa bunun iki aya sürmesi bile mümkün. Ama uzlaşı olursa bir saate bitmesi mümkün. 11 Haziran'da Meclis Genel Kurulu'nda ele alınmaya başlanan 65 maddelik askerlik kanun teklifinin ilk iki maddesi kabul edilmişti. Görüşmelere 18 Haziran'da 3. maddeden itibaren devam edilecek. Bu yasanın mükemmel bir şekilde çıkması için gayret gösteriyoruz. Bedelli askerliği kalıcı hale getirecek kanun teklifiyle askerlik süresi herkes için 6 ay olacak. Bir aylık temel eğitimin ardından isteyen bedelini ödeyip terhis olabilecek. 6 ay askerlik yapanlarsa istemeleri ve gerekli şartların oluşması durumunda 6 ay daha maaşla askerlik yapabilecek. Kanun yasalaştığında ise 106 bin asker terhis olabilecek. Ancak toplu terhise gelen eleştiriler nedeniyle kademeli terhis gündemde. Zafiyet tereddütlerimizin kendileri tarafından giderilmesi için önümüzdeki haftada bu görüşmeler devam edecek. Teklifin 5. maddesi Cumhurbaşkanı'na askerlik süresini bir katına kadar artırma etkisi veriyor. 45. maddeye göre ise gerekli görülen sahalarda özel olarak görevlendirilen gönüllüleri askerlikten muaf tutabilecek. Bu da bedelli askerlikten çok daha tehlikeli bir toplumsal ayrışmaya sebep olabilir. Bunlar ciddi sorunlar yaratacak düzenlemelerdir. İktidarla muhalefet arasında yapılan görüşmeler sonrası bu iki maddenin de değişebileceği konuşuluyor. Bu hafta Meclis Genel Kurulu'nun yanı sıra komisyonlar da mesaide olacak. Pazartesi günü tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğinin korunması komisyonu toplanacak. Çinli bir iş heyeti komisyonun misafiri olacak. Heyetle Türkiye'de yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkilerin ticaretine ilişkin istişareler yapılacak. Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu da 19 Haziran Çarşamba günü basına kapalı toplanacak.
Toplantıda devlet istihbarat hizmetleriyle güvenlik ve istihbari nitelikteki faaliyetlere ilişkin 2018 yılı raporu görüşülecek. Hiçbir zaman 1 Temmuz'da tatile girdiğini görmedim. Bu arada meclisin yaz dönemi mesai takvimi de şekillenmeye başladı. Temmuz ayında da acil olan düzenlemeleri yapmak üzere bilhassa yargı reformuyla ilgili aciliyeti olan hususlarla ilgili meclisin çalışmaya devam edeceğini düşünüyorum. Meclisin önünde yargı reformu için gerekli yasal düzenlemelerle yeni eğitim sisteminin yasalaşması gibi konular da var. İdlib'de gerginliği azaltma bölgesine saldırı yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı saldırıya bölgedeki ağır silahlarla anında karşılık verildiğini duyurdu. Yüz binlerce genç yeni evet İdlib meselesine ilişkin ayrıntılara bakacağız. Milli Savunma Bakanı İdlib'de gerginliği azaltma bölgesinde yer alan gözlem noktasına rejim güçleri tarafından saldırı yapıldığını duyurdu. Suriye rejim güçlerinin kontrol ettiği Talbazan bölgesinden Murak bölgesinde yer alan 9 numaralı gözlem noktasına havan atışı yapıldı. Bakanlık kasıtlı olduğu değerlendirilen saldırıya anında karşılık verildiğini açıkladı. Personelde zayiat olmadı. Üst bölgesinde yer alan tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmının kısmi hasar gördüğü belirtildi. Ayrıca saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu ifade edildi diyor haber ayrıntısında. Bu arada Adana merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik soruşturmada 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ifade ediliyor. Sabahın sıcak gelişmesi arasında özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda gözaltına alınan ve aralarında kadınların da bulunduğu şüpheliler emniyete götürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler yaklaşık 6 ay süren çalışmalar kapsamında terör örgütünün düzenlediği sokak eylemlerine katıldığı Molotov kokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcı attığı ileri sürülen 35 şüphelinin adreslerini tespit etti. Özel harekat polislerinin de desteğiyle Adana, Antalya, Niğde ve Mardin'deki adreslere baskın düzenleyen ekipler şafak vakti yapılan baskınlarda koçbaşıyla kapıları kırılan evlerde arama yaptı. Uzun namlulu silah taşıyan bazı polisler de sokak girişlerinde önlem aldı. Gözaltına alınan, aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda şüpheli Adana Adli Tıp Birimi sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldüğü deniliyor haber ayrıntısında. İran, Umman Denizi'nde tankerlere düzenlenen sabotajdan Washington'u sorumlu tuttu. Amerikan Başkanı Trump'ın İran'ı suçlayan açıklamalarına yanıt veren İran Meclis Başkanı Ali Larijani, tankerlere yönelik şüpheli girişimler ekonomik yaptırımların tamamlayıcısı durumundadır, dedi. Tahran, Washington hattı bu kez tanker saldırısı nedeniyle gergin. Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin hedef alındığı sabotajdan İran, Washington'ı sorumlu tuttu. Önce Amerikan Başkanı Donald Trump, Umman Denizi'ndeki saldırı nedeniyle İran'ı suçlamış, İran yaptı demişti. Washington, sabotaj eyleminin İran devrim muhafızlarına ait botlarca gemilere yerleştirilen mayınlarla gerçekleştirildiğini iddia etmişti. Trump'a yanıt İran Meclis Başkanı Ali Larijani'den geldi. Larijani, saldırının İran'a yönelik ekonomik yaptırımların tamamlayıcısı olduğunu söyledi. Larijani, İkinci Dünya Savaşı'nı hatırlattı. Tarihi kayıtlara göre İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikalılar düşmanlıklarını haklı çıkarmak için Japonya yakınlarında bizzat kendi gemilerini hedef almıştır, dedi. Larijani, diplomatik çözüm çağrısı yapan Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya da seslendi. İran'a karşı yapılan ekonomik savaş diplomatik bir adım mı diye sordu. Amerika'nın Venezuela'daki girişimlerini hatırlattı. İsrail'le birlikte Filistin'e yönelik müdahalelere dikkat çekti. Yükseköğretim kurumları sınavının ikinci oturumu da tamamlandı. 180 dakikalık sınavda 2.024.596 aday ter döktü.
Yüksek Öğretim Kurumları sınavı ikinci oturum olan alan yeterlilik ve dil testleriyle tamamlandı. İlk sınav alan yeterlilik testi oldu. Saat 10.15'te başlayan sınav 180 dakika sürdü. 295.601 kişinin görev yaptığı sınava 2.024.596 aday girdi. Alan yeterlilik testi, Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi 40 sorudan oluştu. Türk Dili ve Edebiyatı'ndan 24, Tarih 1'den 10, Coğrafya 1'den 6 soru soruldu. Adaylar bu teste Sosyal Bilimler 2 testinde 40, Matematik testinde 40, Fen Bilimleri testinde de 40 soru yanıtladı. Saat 15.30'da ise yabancı dil testi sınavı başladı. Geç kalan adaylar sınava alınmadı. Siirt'te yanlış sınav yerine giden öğrenciyi polis sınava gireceği okula yetiştirdi. Benzer görüntüler Sakarya ve başka illerde de yaşandı. Hizmet İş Sendikası üyesi işçilerin Bolu Belediyesi'ndeki işten çıkarılmalara karşı başladıkları yürüyüş 6. gününde Ankara'da noktalanacak emek ve adalet yürüyüşüne Hak İş Başkanı Mahmut Aslan da katıldı. Her gün 20 kilometre yürüyorlar. Hedefleri Ankara. Çünkü işlerini geri almak istiyorlar. Hak İş'e bağlı Hizmet İş Sendikası'na üye işçilerin işten çıkarıldıkları Bolu Belediyesi'ni protesto için başladıkları yürüyüş 6. gününde. Bolu'da Çamlıdere'den devam eden yürüyüşe Hak İş Konfederasyonu ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan da katıldı. 6 gündür yürüyorlar. Niçin? Emekleri için, ekmekleri için, işleri için, gelecekleri için, çocukları için. Bu yürüyüşe karar verdiğimizde bizimle beraber Ankara'ya kadar yürüyeceklerini söylediler ve çok şükür ki hastalanmadıkları sürece bizimle beraberler. Biz de onlarla beraberiz. Arslan, emekçilerin Babalar Günü'nü kutladı. Bugün tabii Babalar Günü. Ben de Mahmut Aslan'ın oğlu olarak sevgili babama ve buradaki bütün babalara bu kutlu mücadelesinde, bu emek, alın teri ve adalet mücadelesinde yanında olmak üzere biz de buradayız. Hepinizin Babalar Günü kutlu olsun. Bunun simgesi olarak... Yürüyüşe İstanbul, Aksaray ve Eskişehir'den giden sendika üyeleri de destek verdi. Ankara'da sona erecek yürüyüş yağmur çamur demeden sürüyor. Bir araya gideceğiz, aranın ardından Günaydın Türkiye devam edecek. Günaydın Türkiye'ye devam ediyoruz değerli seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz. Evet, ekonomideki gündeme bakacağız şimdi yine. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu kredi kartlarında taksit sayısının artırılmasının ardından önemli bir çağrı yaptı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bu hamlesini olumlu ama yetersiz bulan TES Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gecikme faizlerinin de düşürülmesini istedi. Gecikme faizlerinin düşürülmesi için bankalara çağrı yaptı. Kredi kartı borçlu sayısındaki artışa dikkat çekti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kredi kartlarında taksit sayısında değişikliğe gitmişti. Taksit sayısı mobilya alımlarında 12 aydan 18 aya, elektronik eşya alımlarındaysa 3 aydan 6 aya çıkarılmıştı. Kararı yorumlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, taksit arttırımının olumlu ama yetersiz bir adım olduğunu söyledi. Kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşenlerin sayısı ilk 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre %14 artarak 253.085 oldu. Gecikme faizlerinin düşürülmesi borçların ödenmesinde kolaylık sağlayacaktır. Bankalar elini taşın altına koymalı ve bu oranı %2.65'ten aşağı çekmeli. Evet.
İzmir'de ilginç bir imar vakası yaşanıyor. Umut Konak adlı vatandaşın yaptığı tekerlekli ev Selçuk Belediyesi tarafından imara aykırı olduğu gerekçesiyle mühürlendi. Elinde yapı kayıt belgesi olan ve mahkeme sonucunu bekleyen Konak, bu bir yapıysa imar barışı belgemizi kabul etsinler, yapı değilse zaten imarlık durumu yok dedi. Selçuk Belediyesi mühürlemenin usule uygun yapıldığı görüşünde. İzmir'in Selçuk ilçesinde yaşayan Umut Konak tekerlekli bir ev yaptı. Başına gelmedik kalmadı. 55 metrekarelik prefabrik yapı inşa eden Konak daha sonra bunu tekerlekli hale dönüştürdü. Traktörle Atatürk Mahallesi Arvalya mevkiindeki arsasına götürdü. Babası Durdu Mehmet Konak sonrasında yaşananları anlattı. Selçuk'tan buraya taşıyarak getirdik. Bunu taşıdıktan sonra buranın imar müdürü yasalara uygun değil dedi, geldi bizim bu evi mühürledi. Umut Konak tekerlekli evi için 16 Ekim 2018'de imar barışına başvurdu, yapı kayıt belgesi aldı. Ancak birkaç gün sonra bölgeye giden Selçuk Belediyesi ekipleri tekerlekli evi mühürledi. Belediyece geldiler, işte hem evi hem de şu yaptığımız merdiven boşluğunu imar dışı diyerekten mühürlediler. Belli bir para cezası da bize yazmışlardı. Daha sonra da arsa ve tekerlekli evinin sahibi gözüken baba Durdu Mehmet Konak hakkında imar kirliliğine neden olmak suçlamasıyla dava açıldı. Bu ay sonunda bir duruşmamız var. Kararı bekliyoruz. Tekerlekli evin 2015'te inşa edildiğini söyleyen Konak, yetkililerin tekerlekli bile olsa yapı statüsüne girer dediğini söyledi. Yoruma açık bir konu. Yapı olarak görüyorlarsa imar barış belgemizi kabul etsinler. Yok, yapı değilse de zaten herhangi bir imarlık bir söz konusu değildir. Selçuk Belediyesi, mühürleme ve yasal işlemlerin usulüne göre yapıldığını savunan bir açıklama yaptı. Evet, İstanbul'da trafik yoğunluğu %49'lar seviyesinde 3 ayrı noktada bildirim var. Ayrıntılara bakalım. Anadolu yakası koşu yolu Uzunçayır yönü sağ şerit trafik kazası hasarlı. Bir şerit trafiğe kapalı ve kazaya müdahale ediliyor. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi Maslak-Tem bağlantı kuzey yönü sağ şeritte trafik kazası hasarlı. Bir şerit trafiğe kapalı, kazaya müdahale ediliyor. Ve yine Avrupa yakası Hacı Şerif Avcılar yönü sağ şeritte araç arızası nedeniyle bölgedeki trafiğin yoğunlaştığı, hatta neredeyse Beylikdüzü hattına kadar ciddi bir yoğunluk yaşandığını söylemek mümkün. İkinci köprü hattı oldukça yoğun, Elmalı hattına kadar ve birinci köprü hattı da Göztepe girişi ve Çamlıca çıkışı itibariyle yoğunluğunu muhafaza ediyor. Okulların tatil olması sonrasında daha rahat bir trafik tablosu bulacağız hayali, en azından bu sabah için çok da fazla geçerli değil. Atatürk Havalim Kavşak hattından da Şişli hattına kadar son derece yoğun bir trafiğin olduğunu ifade etmek mümkün. Esenyurt TEM bağlantısı Mahmut Bey yönü de yine her sabah olduğu gibi özellikle girişi itibariyle, TEM'e bağlantı itibariyle oldukça yoğun, bunu ifade edebiliriz. Bölgelerimiz ve ilerimizdeki hava durumuna bakalım. Marmara bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin doğusu ve Balıkesir çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Bilecik çevreleri, Sakarya'nın güney ilçeleriyle Bursa ve Balıkesir'in doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bursa parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar doğu ilçelerde yerel olmak üzere kuvvetli 31, Çanakkale parçalı bulutlu 34, İstanbul parçalı bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak 32 derece, Kırklareli parçalı bulutlu 33 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölgenin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli. Afyonkarahisar 26, Denizli 30, İzmir 31 ve Manisa 31 derece. Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Adana, Osmaniye ve Mersin'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olarak esecek. Adana 32, Antalya 27 ve Hatay 29, Isparta 26 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar bölgenin batısı, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Konya çevreleriyle Kırşehir, Nevşehir ve Aksaray çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olarak esecek.
Ankara 30, Çankırı 30, Eskişehir 27 ve Sivas 30 derece. Batı Karadeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleriyle Zonguldak ve Bartın çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak. Yağışlı geçecek. Yağışlar Bolu çevreleriyle Karabük'ün güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olarak esecek. Bolu 27, Düzce 29, Sinop 30 ve Zonguldak 27 derece. Orta ve Doğu Karadeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'de Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Çorum'un batı ilçeleri, Giresun çevreleriyle Ordu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 32, Bayburt 29, Samsun 28 ve Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Erzurum 27, Kars 27, Malatya 33 ve Van 27 derece. Ve Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu geçecek. Diyarbakır 37, Gaziantep 32, Siirt 36 ve Şanlıurfa 37 derece. Genel itibariyle denizlerimizde ise bir yoğunluk beklenmiyor. İstanbul'un trafiğinde 3 ayrı noktadaki bildirimi tekrar etmek gerekirse... Koşu yolu Uzunçayır yönü sağ şeritte trafik kazası hasarlı, bir şerit trafiğe kapalı, kazaya müdahale ediliyor. Büyükdere Caddesi Maslak TEM bağlantısı kuzey yönü sağ şerit trafik kazası hasarlı, bir şerit trafiğe kapalı, kazaya müdahale ediliyor. Hacı Şerif Avcılar yönü sağ şerit araç arızası nedeniyle bölgedeki trafiğin yoğunlaştığını ifade edelim bir kez daha değerli seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz. Aydınlık gazetesiyle sürdürelim. 17 Haziran 2019 Pazartesi. Şiye'ye alınmamız çok güzel olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan'da düzenlenen Asya İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın 5. zirvesini gazetecilere değerlendirdi. Asya'da yeni bir güç dengesi oluştuğunu belirten Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü'ne Türkiye'yi dahil ederlerse çok güzel bir gelişme olur dedi. Erdoğan, S-400'lerden de taviz vermeyeceklerini söyledi. Duşanbe'deki zirvede Erdoğan ve Xi bir araya gelmiş, iki lider işbirliği vurgusu yapmıştı. Çin lideri Xi Jinping, Asya NATO'su kuralım. Asya ülkelerinin birçok açıdan savunmasız olduklarına dikkat çeken Çin Devlet Başkanı Xi, tıpkı Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO gibi kendi güvenlik yapılanmasını yeniden oluşturmaları gerektiğini söyledi. ABD'nin savaş tehditlerine Asya'dan güçlü yanıtta Hüseyin Modinalı'nın önemli yazılarından bir tanesi. Şimdi bu Xi Jinping ve Erdoğan görüşmesi, Erdoğan'ın az önce sizlere VTR'de de haber görselinde de aktardığımız gibi Çin'e yönelik önemli mesajları var. Xi Jinping de tekrar bir araya geleceğini ifade etti. Şimdi buradan da yola çıkarak hemen bu Doğu Türkistan başta olmak üzere bu yaygaraları, başta Star gazetesini, Yeni Şafak gazetesini, Karar gazetesini uyaralım. Bakın bu yalanlarla birlikte Türkiye'nin başı, özellikle bu oluşması muhtemel güç dengesi içinde yer almasını engeller. Erdoğan ne zaman Çin'e yönelik böyle mesajlar verse de Türkiye içinde bu deyim yerindeyse şebeke bir anda harekete geçiyor ve yalan haberlerini peş peşe kamuoyu gündemine taşıyor. Buna bazen siyasetçilerin de alet olduğunu iktidarıyla, muhalefetiyle de gözlemliyoruz. Buradan açıkça uyaralım. Dönem şimdidir, gün bugündür. Bunun özellikle altını çizelim. Kızıl Elma Twitter'da diyor, sosyal medyada tartışılan vatandaşların gündemi Kızıl Elma birlikteliği oldu. Sol görüşlü, milliyetçi ve muhafazakar kullanıcılar bir ağızdan 2003'te Vatan Partisi Öncü Gençlik İstanbul Başkanı Mehmet Perinçek'le İstanbul Ülkü Ocakları Başkanı Levent Temiz'in öncülüğünü üstlendikleri Kızıl Elma ruhuyla hareket edilmesini, yeniden böyle buluşmalar yapılmasını istediler. Garip Balçan haberi olarak da iç sayfalarda haberin ayrıntısını bulabilirsiniz. Hürriyet gazetesine bakalım. Rüzgar ve güneş enerjimiz için yeter. Temiz enerji ile %25'lik enerji verimliliği sağlanabileceğine yönelik enerji görünümü 2019 raporunda Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türk Yılmaz'dan destek geldi. Türkiye rüzgar ve güneşte potansiyelin sadece %1'ini kullansa ihtiyacından fazla enerji üretir şeklinde bir habere yer vermiş. YKS matematik belirler. 2019 YKS maratonu dün yapılan
alan yeterlilik testleriyle sona erdi. Uzmanlar 2 milyon üniversite adayının ter döktüğü AYT'yi değerlendirdi. Matematik soruları ortalamanın üzerinde zordu. 10 netin üzerinde matematik sorusu çözenler sıralamada yükselir vurgusu dikkat çekiyor bir matematik ve aritmatikle. Akşam gazetesine bakıyoruz. Tekstil mühendisliği seçene 1828 TL burs. Deri ve tekstil işverenleri YKS'de ilk 100 bine girip deri ve tekstil mühendisliğini tercih edenlere 914.828 TL arasında aylık burs verecek. Mezunun 5 yılda iş garantisi olacak diyor haber ayrıntısında. Karar gazetesine bakıyoruz. Uykuda açık kalan lamba kilo aldırıyor. Uyku ve elektrik arasındaki bağı irdeleyen çok sayıda çalışmanın sonuncusu zayıflamaya çalışanları üzecek. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin çalışmasına göre uyku sırasında odada televizyon veya lamba ışığı olması kilo alma ve obeziteye yakalanma riskini artırıyor diyor haberde. Milliyet'e bakıyoruz. Milliyet'te gençlerin yanındayız. İstanbul Üniversitesi kampüsünde öğrencilerle buluşan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, gençler ülkemizin en önemli gücü, onların her zaman yanında olduk olmaya devam edeceğiz, onlara yatırım yapacağız açıklamasına yer vermiş. Yeni Çağ gazetesine bakıyoruz. ABD yine senaryo yazıyor. Irak Meclis Başkanı Ali Larijani, Umman Körfezi'ndeki iki tankere saldırıyla ilgili suçlamalara cevap verirken ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nda düşmanlık meydana getirmek için Japonya yakınlarında kendi gemilerini hedef aldığını hatırlatarak son Umman saldırısına yanıt veriyor. Yeni Şafak gazetesi CHP adayı başka güçlerin güdümünde. MHP lideri Bahçeli'nin açıklaması sürmanşette, büyük resmi göremiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz darbe ve işgal girişimine tiyatro diyen gafil veya art niyetlerle S-400'leri istemeyenler arasında paralellik olduğunu vurguladı. Önemli bir açıklama. Star gazetesi Fransa'ya Akdeniz'de sondaj resti, senin orada ne işin var? Erdoğan Türkiye'den Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerini durdurmasını isteyen Macron'a tepki gösterdi. Biz buralara kıyıdaşız, Kıbrıs'ta garantörüz, senin orada hiçbir hüviyetin yok açıklaması yer alıyor haberde. Sözcü gazetesine bakıyoruz. İBB'ye 950 milyon liralık seçim bütçesi aktarıldı. Türkiye'de tüm belediyeler para beklerken vurgusuyla başlık hazırlanmış. İktidar Binali Yıldırım için devletin hazinesini de açtı. Vergi gelirlerinde İstanbul'a düşen pay erken ödendi deniliyor. Cumhuriyet gazetesi FETÖ'cüye bakan mektubu Albayrak ceza alan iş insanı Çomu'ya ekonomiye katkısı için teşekkür etti deniliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak FETÖ Adana yapılanmasında yer alan Sunar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Nuri Çomu'ya mektup gönderdiği ortaya çıktı diye Alican Uludağ'ın haberi bugün yine birinci sayfada yer alıyor. Antalya'da nefes almakta zorlanan bebeği hastaneye götüren ailesi büyük şaşkınlık yaşadı. 14 aylık bebeğin yemek borusundan küpe çıktı. Küpe yırtmış. Antalya'da Yağız Ulaş adlı bebek nefes almakta güçlük çekince ailesi apar topar hastaneye götürdü. Doktorlar 14 aylık Yağız bebeğin yemek borusundan küpe çıkardı. Ümmü Gülsün ve Yeter Coş çifti küpeyi görünce çok şaşırdı. Evimizde temizlik yapıyorduk. Bir anda sadece bir öğürtünü, yani ses geldiğini fark ettik. Nefes aldığını fark edince rahatladık. Ama yine ben rahat olsun içim diye demir devlet hastasına getirdim. Çekilen röntgen filminde küçük Yağız'ın yemek borusuna takılmış bir küpe olduğu görüldü. Ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yağız'ın yuttuğu küpe çocuk gastroenteroloji uzmanı Doktor İshak Işık tarafından başarıyla çıkarıldı. Yemek borusuna girdiği için şanslı aslında hasta. Eğer nefes borusuna girmiş olsaydı o zaman hakikaten hayati tehlike oluşturacaktı. Solunum yolunu tıkacak, nefes alıp veremeyecek ve Allah korusun sonrasında hastayı kaybetme ihtimali olabilirdi. Yabancı cisimleri 3 yaş altındaki çocuklardan uzak tutun uyarısı yapan Doktor Işık, madeni para, ziynet eşyası, küçük piller, düğme, iğne ve oyuncak parçaları yutma vakalarıyla sıkça karşılaştıklarını söyledi. Evet, işte doktorlarımız neden lazım ve neden sağlıkta şiddete karşıyız, işte onun haberlerinden bir tanesi. Bakın işte bir bebeğimizi, bir yavrumuzu hayata döndürmek için nasıl çaba sarf ediyorlar. Tabii çocuklardan da o yabancı isimleri uzak tutmak o kadar zor ki hakikaten
Allah korusun demekten başka çare kalmıyor bazen. Şimdi gündemimize devam edeceğiz. Şimdi bir yandan Asya'da Erdoğan'ın Şii açıklamaları vardı. Bir yandan da Kıbrıs'taki ve Ege'deki gelişmeleri, hatta özel mercekle sizin ekranlarınıza getiriyorduk. Onun perde arkasında Ulusal Kanal Haber Merkezi'nde gerçekten çok çalışkan bir arkadaşımız var. Ulusal Kanal Dış Haberler Editörü Kıvanç Özdal sağ olsun bu sabah koşa koşa geldi. Sevgili Kıvanç Özdal, şehit değmen Caner Gönyeli arama kurtarma tatbikatını bölgede takip etti. Haberlerini bizim kanalımızı yakından izleyen değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Hem o sürecin ayrıntısını, hem Erdoğan'ın özellikle Fransa'ya, Macron'a ve bu anlamda biraz bölgesel işbirliği açısından da Çin'e yaptığı açıklamaların bir perde arkasını öğreneceğiz. Kıvanç Özdal, günaydın, hoş geldin. Günaydın Can Karazı. Ayağına sağlık. Bir tatbikatın ayrıntısını dinleyelim. Neler oldu, neler yapıldı? Bu tatbikat sadece bir tatbikat mıdır? Onun da yanıtını almaya çalışalım. Kıbrıs'ta 13 Haziran tarihlerinde şehit teğmen Caner Gönyeli arama kurtarma tatbikatı gerçekleşti. Türkiye'den de 45-46 gazeteci katıldı. Gidip yerinde izlediler. Normalde sayımız daha fazlaydı ama ne yazık ki bizim kameraman arkadaşımız Kıbrıs'a gelemedi. Hala Ergenekon davasından ya, dolayı yurt dışına çıkamadı. Bunu da not olarak düşelim. Tatbikat normalde 45 gazeteci dedik. Bunun yarısı kadar bile gazeteci normalde bu tatbikata katılmıyordu. Bu sene ise o kadar büyük bir talep var ki Milli Savunma Bakanlığı biraz taleplere... Neredeyse bir gemi tahsis etti size. biraz da azaltıp, aslında 45'in de üstündeymiş sayı, sayı azaltılmış. Bunun sebebi bu içinde bulunduğumuz yıl Türk milletinin mavi vatanı olan bilgisi, bakış açısının gelişmesi diyelim. Türk milleti mavi vatanla ilgilendikçe de sağır medyamız bile mecburen bu konularla ilgilenmek zorunda kalıyor ya da kayıkçı kavgalarını gören medyamız daha gerçek konulara eğilmek durumunda kalıyor. Önce Mavi Vatan tatbikatı yapıldı bu yıl. Arkasından da Deniz Kurdu tatbikatı yapıldı. Dolayısıyla Caner Gönyeli arama kurtarma tatbikatı da bu tatbikat dizilerinin bir devamı olarak görmek mümkün. Bu atışlı bir tatbikat değil. Ancak yıllardır düzenleniyor. Tatbikatın önemi şu: KKTC sahil güvenlik unsurlarıyla TC sahil güvenlik ve deniz kuvvetleri ve hava kuvvetleri, bütün bu unsurlar birlikte hem KKTC karasularında hem de Kıbrıs açıklarındaki uluslararası sularda Türkiye Cumhuriyeti'nin yetki alanları içinde bir arama kurtarma faaliyeti yapıyor ve bütün bu tatbikatlar tabii ki öncesinde NAVTEX'ten uluslararası düzeyde bildiriliyor. Bu açıdan Kıbrıs'ta hem karada hem de denizde, birinci günü karada, ikinci gün denizde yapılan bir tatbikat. Bu açıdan Kıbrıs'taki bu tatbikat son derece önemli. Hem devletler bazında hem de silahlı kuvvetler bazında dünyaya gerekli mesaj veriliyor. Faaliyetleri nasıl ki sismik araştırma gemisiyle yapılan bir faaliyet orada deniz haklarına sahip çıkıyorsa, aynı şekilde bu arama kurtarma tatbikatı da aslında oradaki bizim yetki alanlarımız, sorumluluk alanlarımızı sahip çıktığımızı gösteriyor. Bu yıl 45 gazetecinin katıldığını söyledik. Kıbrıs'tan da pek çok gazeteci vardı tabii. Onların dışında 5 ülkeden 7 gözlemci vardı. Pakistan, Filistin, Kosova gibi ülkeler, Nijerya gibi ülkelerden gözlemciler vardı. Ayrıca Birleşmiş Milletler gözlemcisi de tabii bizim bulunduğumuz sahil güvenlik güven botundaydı. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nden Fırkateyn 4 sahil güvenlik botu, 2 sahil güvenlik korveti, korvet dediğimiz deniz kuvvetlerindeki karakol gemileri büyüklüğünde, 4 helikopter, 2 uçak, bir deniz güvenlik timi, bir dalış emniyet timi, keza KKTC'den de sahil güvenlik botları ve helikopterleri katıldı. Bu açıdan son derece büyük bir tatbikattı. 2 gün sürdü tatbikat safhası. İlk gün karada Girne'nin üst tarafında 101 evler, Sen Hilaryon mevkiinde bir uçak düşme senaryosu tatbik edildi. Burada sivil unsurlar da vardı. Ertesi gün ise denizde tatbikatın deniz safhası yapıldı. Orada ise hem KKTC karasularında hem de uluslararası sularda gerçekten tüm güne yayılan uzun bir tatbikattı. Yani şöyle göstermelik bir arama kurtarma
faaliyeti yapılıp da gazetecilere bunlar gösterilmedi sadece. Sabahtan akşama kadar denizde farklı senaryolar uygulandı ve son derecede kapsamlıydı. Yani uçaktan kurbağa adamlar atlıyor. Bir yandan helikopterler kazazedeleri denizden çekiyor. Bir yandan senaryo gereği çıkmış yangın söndürülüyor. Bir yandan güvenlik timleri senaryo gereği kaçakların olduğu teknelerde güvenlik alıyor. Hem izlerken basın mensupları bizler gurur duyduk. Hem de gerçekten etkilendik. Tatbikattan sonra ise gerçekten pek çok isim oradaydı. İlk günkü tatbikata Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri katıldı. Silahlı kuvvetlerden KKTC Barış Kuvvetleri Komutanı Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tevfik Algan vardı. Sahil Güvenlik Komutanı Ahmet Kendir ikinci gün tatbikattaydı. Yine Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanı Tuamiral Önder Gürbüz de oradaydı. Dolayısıyla daha ismini sayamayacağımız pek çok amiral ve general bizim tatbikatı izlediğimiz gemideydi. Dolayısıyla tatbikattan sonra da kendileriyle konuşma fırsatı bulduk. Güncel konulara da konuştuk. Özellikle bu Rum kesiminin Fatih Sondaj gemisi mürettebatına tutuklama kararı vesaire, bunların hepsini sorduk. Açıkçası amirallerimiz soruyu gülümseyerek cevapladılar. Çünkü bildiğimiz üzere hem Barbaros sismik araştırma gemisi hem de Fatih Sondaj gemisini donanma koruyor. Yani bu gemiler Kıbrıs açıklarında tek başına çalışmalarını sürdürmüyorlar. Bu gemiler Türk Deniz Kuvvetleri tarafından korunduğu için gülümsediler sadece. Sivil bürokrat tarafa sorduğumuzda ise... Çünkü gülmek devrimci bir eylemdir. Bir eylemdir. Mesaj da açıktır. Yani yapılamayacak bir şey bu. Kalkıp da oradaki mürettep... Ama şu açıdan önemli tabii. Buna cüret gösterebiliyorlar. Yani zaten daha önce biz şunun haberini yapmıştık ulusal kanal olarak. Fatih Sondaj gemisi bölgeye gidip faaliyete başladığı an radyo, yani telsizden Rum kesiminin sahil güvenlik botları mürettebatı uyarıyordu zaten. Bakın, eğer böyle yaparsanız bunun hukuki sonuçları olur diye. Daha bir karar çıkmamıştı. Biz bu haberleri vermiştik. Şimdi tutuklamaya yönelik hükümet kararı var. Ancak dediğimiz gibi amirallerimize sorduğumuzda gülümseyerek cevap verdiler. Bunun zaten mümkün olamayacağını belirttiler. Ama bir cüret gösterisidir sonuç olarak. Bunun dışında adadaki son durumu askerlerle konuştuğumuz zaman, bu gerilimi konuştuğumuz zaman, tabii onlar politika yapmıyorlar. Onlar işlerinin gereği güvenlik konusuna bakıyorlar. Onlar için vazgeçilmez olan öncelikle Geçitkale'deki kapalı duran askeri havaalanının açılması, ki bu konuda adımlar atıldığını duyduk. Söyledikleri şu, hani asker bakış açısıyla sağlamcılar diyorlar ki bir tane havaalanı var, o havaalanına bir şey olursa biz ne yapacağız? Dolayısıyla sadece deniz üssü değil, hava üssü de askerlerimiz açısından Kıbrıs'ta son derece önemli. Bir de deniz üssü konusu var. Basında haberler çıkmaya başladı, Türk basınında. Kıbrıs'ta deniz kuvvetlerine ait üssün yerine bakılıyor, yeri netleşmeye başladı diye. Bizim konuştuğumuz kaynaklar ise işin bu safhadan bir adım daha ileri gittiğini ve aslında KKTC hükümetine bir yeri onaylaması gerektiğini söylediler. Güzel. Ben dedim acaba imzada bir sorun mu var? Bu konuda bir sorun mu çıkıyor? Dedikleri bir sorun yok ama sonuçta bu politikadır ve zamanlama çok önemli dediler. Sonuçta Türkiye bir adım attığında karşı taraf da buna karşılık verecek. Dolayısıyla hani KKTC hükümetiyle üst konusunda bir sorun yaşamadıklarını, son derece iyi bir şekilde iletişimin devam ettiğini ama bunun bir zamanlama sorunu olduğunu söylediler. Zaten Fransızların Mare üssü, İngilizlerin oraya daha fazla uçak yığması, sanırım bizim de oradaki üs ve hava üssü çalışmalarımızı hızlandırdı
Bu benim tabii şahsi fikrim. Bunu doğrudan komutanlardan alamadık ama gözüken o ki son dönemde özellikle bu konuya hız verilmiş. Evet, güzel. Demek ki o uçaklar hızlıca da geri dönebilecek kabiliyete sahiptir. Mesajı alırlar. Erdoğan'ın da sert çıkışları var. Şimdi birkaç sorum olacak. Bu şeyi çok konuşuyoruz sevgili Kıvanç. Bu münhasır ekonomik bölge, bu anlattığın anlaşmalar, yer belirleme vesaire, bunlar açısından da bir etken midir, değil midir? Bir oralarda kafalar karışık. Bir de çok gözden kaçırdığımız unsur, neden biz bu Ege ve Kıbrıs meselesini ön plana çıkartıyoruz? Ya buralarda bir deniz hukuku var. Ya bu işin bir uluslararası hukuku var. İşte denizlerin yakınlarındaki kıyı ülkelerin diyelim kendi işlerinde oluşan bir hukuk var ve bir bölge denklemi var. Ve elbette o hat üzerinde gerek deniz gerekse altındaki enerji kaynakları üzerindeki kayalar, adalar vesaire bir deniz hukukuna tabi. Ve deniz hukuku da biraz Vikingler modeli çökme usulüyle yıllar boyunca, asırlar boyunca geçti. O açıdan havada kalan da bazı unsurlar var. Buna yönelik uyarılar söz konusu mu ya da değerlendirme alma imkanın oldu mu? Şöyle, tam bu deniz hukuku konusunu komutanlarla konuştuk. Hatta konuyu kendileri açtılar. Şu anlamda biz işte münhasır ekonomik bölgeyi soruyoruz, Fatih sondaj gemisini soruyoruz. Aynı zamanda tatbikatla ilgili sorularımız oluyor. Şimdi bu diyoruz uluslararası sularda Türkiye'nin yetki alanı. Şu anda KKTC'ye girdik. Türk donanmasını KKTC'ye mi çağırıyor? Vesaire. Tatbikatla ilgili de sorular sorarken onlar şunu söylediler. Bizim dediler aslında askeriyenin içinde değil. Yani sivil ayak olarak da yetişmiş deniz hukukçularına ihtiyacımız var dediler. Çünkü TSK bir haydut devletin ordusu değil, haydut değiller. Dolayısıyla uluslararası hukuk çerçevesinde yapabilecekleri azami eylemi yapmak istiyorlar. Dolayısıyla bu konuda strateji belirlerken, bir sonraki adım belirlerken bu eksiği gördüklerini, hissettiklerini söylüyorlar. Dediğim gibi askeri olarak değil, sivil, akademik alanda yetkin, yetişmiş uluslararası deniz hukukçuların eksikliğinden amirallerimiz de yakındılar diyeyim veya ihtiyaç duyduklarını açık açık belirttiler. Münhasır ekonomik bölge konusunda ise Türkiye henüz münhasır ekonomik bölgesini ilan etmiş değil. İlan edilen kara suları, kıta sahanlığı ilan edildi, yetki alanı ilan edildi. Bunların hepsi farklı hukuki terimler. Mustafa Özbey amiralimizi ulusal kanala konuk aldığımızda deniz yetki alanı demek işi toparlar demişti. Aklımızda bulunsun, izleyicilerimizin de aklımızda bulunsun. Güzel. Çünkü bir sürü farklı terim var. Deniz yetki alanlarını Türkiye tam olarak münhasır ekonomik bölge şeklinde ilan etmiş değil. Acilen ilan edilmesi gerekiyor. Yalnız burada şöyle bir sorun var karşımızda. Biz pek çok konuda yalnız kaldığımız gibi ülke olarak mavi vatanda da yalnız kalmış durumdayız. Yani karşımızda oluşturulmuş bir cephe var. Bu Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan, İsrail, İtalya, Mısır ve bunların hamiliğini yapan Amerika Birleşik Devletleri. Yani bizim karşımızda bir tek Fransa ile İngiltere'yi dikkat ederseniz saymadım. Onlarınki biraz daha askeri varlık göstermek ama enerji forumunda biraz önce saydığım ülkeler var. Peki bu cephenin karşısında Türkiye kimle cephe tutuyor? Tahmin edeceğiniz gibi kimseyle. Yalnız bir konumdayız. Amiral Cem Gürdeniz de zaten buna işaret ediyor. Onun dışında enerji uzmanlarımız da geçtiğimiz hafta bu konuda yazılar yazmaya başladılar. O da şu, bizim münhasır ekonomik bölgemizi ilan edebilmemiz için birileri tarafından da kabul edeceğiz. Yani tamam ilan edeceğiz ama sağlam ve kabul görmesi için bizim de bir cepheye ihtiyacımız var. Buna karşı Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na karşı, bu biraz önce saydığımız İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Mısır, İtalya ülkelerine karşı bir Doğu Akdeniz Enerji Forumu oluşturulması gerektiğini hem geçtiğimiz hafta enerji uzmanları söylüyordu hem de Amiral Cem Gürdeniz söylüyordu. Bunun için de Türkiye, Suriye, Lübnan ve Libya ancak şu anda bizim aynı cephede olabileceğimiz ülkeler. Geri kalan ülkeler çünkü karşı cephemizde, Akdeniz'deki, Akdeniz çanağındaki komşularımız diyebileceğimiz diğer ülkeler şu anda karşı tarafta. Doğu Akdeniz Gaz Forumu adı altında faaliyet gösteriyorlar.
Rusya'nın gözlemci olarak davet edileceği bir Doğu Akdeniz Enerji Forumu oluşturmalıyız ki biz hem Kıbrıs'ta hem de Doğu Akdeniz'de hem KKTC vatandaşlarının hem de Türkiye'nin çıkarlarını koruyabilelim. Çünkü sadece Doğu Akdeniz Gaz Forumu değil, bunun dışında biraz önce bahsettik, İtalya, Fransa'yı burada saymadın diye, farklı cepheler de var. Yani bugün Fransa Kıbrıs'ta Mari Deniz Üssü'nü büyütüp Rumlarla anlaşma yapıyor. İngilizlerin oraya daha fazla uçak gönderdiğini biliyoruz. Bu arada bu meşhur Hulusi Akar'a, Sayın Hulusi Akar'a gönderilen mektubun hemen ertesi günü Yunan Savunma Bakanı'nın Pentagon'da törenle karşılandığını biliyoruz. Dolayısıyla karşımızda çok büyük uluslararası bir cephe var. Yani bizim bu cepheye karşı münhasır ekonomik bölgemizi ilan etmemiz tek başına yeterli olmayabilir. Dolayısıyla bizim kendi cephemizi oluşturmamız, kendi cephemizi büyütmemiz gerekiyor. Tıpkı Suriye'nin kuzeyinde nasıl Türkiye bir cepheye dahil olması gerekti, nasıl Astana süreci Türkiye'nin hareket kabiliyetinin önünü açtı, aynı şeyin Mavi Vatan'da yapılması gerektiğinde hem görevdeki emirallerimiz, hem emekli emirallerimiz, hem de enerji uzmanlarımız söylüyorlar. Bu da çok önemli bir husus. Yine bölge denklemi açısından, cephe açısından Çin'i de değerlendirmek mümkün mü sevgili Kıvanç? Çünkü bu işin bir kuşak bir yolun bir de deniz ayağı var. Hatta burada Mersin Limanı, Çandarlı Limanı meselesi ya da ben bilmiyorum, ikisinin de entegre olarak çalışma imkanı var mı? Bundan bahsediliyor. Aslında burada da kuvvetli bir şekilde sahaya giriş söz konusu mu? İşte Şio'ya alınmamız güzel olur diyen Erdoğan, Xi Jinping'le buluşan Erdoğan, önümüzdeki süreçte tekrar görüşeceğiz diyen açıklamalar da peş peşe gelmişken ve galiba Şio'da da dönem başkanlığı Rusya'ya geçiyor galiba, bir de öyle bir haber var. Nasıl okumak lazım fotoğrafı? Şimdi siz Mersin dediniz. Mersin'le ilgili de bir bilgi vereyim. Nasıl ki orada Kıbrıs'ta bir deniz üssü kurulması ve askeri hava üssünün tekrar açılması gündemdeyse, geçtiğimiz yıllarda MGK'nın söylediği ve Mersin'de bir tersane gerekliliği konusu vardı ve ÇED raporu alınamadığı için bir MGK teklifi bu ülkede gerçekleştirilememişti. Şunun da bilgisini verelim. Mersin'deki tersanede kurulacak anladığımız kadarıyla. Yani Kıbrıs'ta deniz üssü, karşısında Anadolu'da Türkiye tarafında gemilerin süratle çekilip tamir edilebileceği bir tersane. Yani Doğu Akdeniz'deki faaliyetlere yönelik bu adımlar atılıyor. Bunlar güzel gelişmeler. Siz Mersin deyince aklıma geldi, söyleyeyim dedim. İşin Çin tarafını dış işlerinden yaklaşalım isterseniz. Lütfen. Sahil güvenlik güven botunda Ali Murat Başçeri de vardı. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi. Kendisi ilk gün kara tatbikatına da katıldı. Kendisiyle gazetecilerin sohbet etti. Görüşlerini paylaştı. Şimdi Ali Murat Başçeri diyor ki özetle, bizim diyor paramızın değeri düştüğü için diyor Rum kesiminden sürekli Türk kesimine geliyorlar, Türk Cumhuriyeti'ne geliyorlar, buradan alışveriş yapıyorlar. Rum kesimi, devlet bu durumdan son derece rahatsız, aman ne güzel. Yani bizim paramız düşük de onlar gelip buradan alışveriş yapınca Bahçeli bundan çok memnun bir şekilde bahsetti. Daha önce işte tam tersi Türk kesiminden gidip orada alışveriş yapılıyor vesaire, bunları anlattı. Aslında o bununla gurur duyarken ben şeyi düşündüm. Çok sorunlu bir durum var burada dedim. Çünkü aynı adada iki kesim var. Bir tanesinin parası kuvvetlenirken diğerinin sürekli parasının değeri düşüyor. Ve aslında bu daha ileride sosyal yapıyı çok olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Yani küçük alanlarda farklı halkların, yani Orta Doğu'dan biliyoruz neler olabileceğini, tahmin edebiliyoruz. Başçeri bunları söylüyordu. Sonra dedi ki aman efendim dedi, biz de zaten çok Avrupa temelli bakıyoruz her şeye. Yani Avrupa'dan bakıyoruz, Avrupa'yı çok önemsiyoruz diyerek güzel bir mesaj verdi. Biraz Avrasya'ya bakmamız gerektiğini söyledi. Bunu söyleyince de dedim tamam, doğru bir eksende konuşmaya başladık. Ancak hemen arkasından ben şu soruyu yönelttim. Tamam, hani tam ulusal kanalın bildiği yere yönlendirdi Bahçeli. Dedi ki çok Avrupa'nın ağzına bakıyoruz bu tür konularda.
Biz de Asya'ya bakalım. Tamam dedim. Çin KKTC ilişkileri ya da Rum kesime Çin ilişkileri nedir? Aman efendim dedi, Rumlar dedi gidiyor geliyor dedi Çin'e. Ama dedi Çinliler de pek yüz vermiyorlar Rumlara dedi. Tabii dedi kuşak ve yolda da biraz Yunanlılarla görüşüyorlar vesaire şeklinde bir konuşması oldu. Ya açıkçası dış işlerinden daha ciddi bir bakış açısı beklerdim. Şu şekilde, birincisi Rum kesimi Çinlilerle yıllardır görüşüyor bu kuşak ve yol girişimi için. Anastasiadis'le Xi Jinping de görüştü. Üstelik Rum kesimi bayağı geniş heyetlerle Çin'e gittiler. Bu geçtiğimiz Nisan ayında yapılan kuşak ve yol girişimi oturumlarına ve anlaşmayı imzaladılar. Yani biz gözümüzü kapatınca gerçekler ne yazık ki ortadan kaybolmuyor. Yani Bahçeli ciddi bir işbirliği içinde olmadıklarını söylüyor. Ama girip bir Çin medyasını taradığımızda internette pek çok anlaşmalar, altyapı anlaşmaları, liman anlaşmaları, liman işletme anlaşmalarının Çinlilerle yapıldığını görüyoruz. Zaten Çinliler ne yazık ki kuşak ve yol girişiminde deniz ayağında da Akdeniz'de Türkiye ile çalışmayı tercih etmediler. Yunanistan'la çalışmayı tercih ettiler. Yani Çandarlı Limanı olabilir mi diye sordunuz. Olabilir ama geç kalındı. Yani şöyle, Çinliler zaten tercihlerini yaptılar aslında. Yani ancak tercihlerinden dönerlerse veya tercihlerini genişletmek isterlerse bir fırsat olabilir. Yoksa hem Rum kesimi hem Yunanistan, Çinlilerin son derece iyi ilişkileri var bu kuşak ve yol girişimi dahilinde. Türkiye ise daha çok kuşak ve yol girişimin kara tarafına itilmiş durumda. Halbuki Türkiye olarak bizim mavi vatanımızda bu kuşak ve yol girişimin çok iyi değerlendirmemiz gerekiyordu. Değerlendiremedik. Dışişlerinin Çin ile ilişkilerde hala gerçekçi, ciddi olduklarını, olamadıklarına dair şüphelerimiz var. Çünkü biliyorsunuz hem bu Uygur konusunda, Uygur kışkırtmaları konusunda dışişlerinin aldığı tavır çok enteresan. Hem de dediğim gibi Sayın Büyükelçi Bahçeli, hani Rumlarla Çinlilerin ilişkilerini biz basın mensuplarına anlatırken de anlattığı şeyler biraz aslında gönlümüzden geçen. Yani evet, gönlümüzden geçen ilişkilerin iyi olmaması ama gözüken o ki Rumlar yol alıyor. Yani bir yandan Avrupalılarla sık sık görüşerek anlaşmalarını genişletmeye çalışıyorlar. Kuşak ve yol girişimini ıskalamıyorlar. Bunlar görmemiz ve dikkat etmemiz gereken konular. Çözüm. Çözüm öncelikle Kıbrıs halkının bu altında kaldığı psikolojik savaştan kurtarılması gerekiyor öncelikle. Yani yıllardır hem Avrupa hem Rum tarafı hem de Kıbrıslılar, o Yes Be Annem, Yes Be Anne, o referandum sürecindeki çalışmalar sonuçta meyve veriyor tabii ki. Yani oturup bu konularda ciddi ciddi çalışıldı, kamuoyu yönlendirildi, kamuoyu oluşturuldu. Bir kere buna karşın daha ciddi bir kamuoyu çalışması yapılması gerekiyor. Yani KKTC vatandaşlarının yurttaş bilincinin geliştirilmesi gerekiyor. Bakın, doğru. Türkiye'de bu yurttaş bilinci gelişmeye başladı. Mesela geçtiğimiz gün Cem Gürdeniz'le Nihat Genç birlikte bir internet programı yaptılar. Orada birbirlerine şunu diyorlar. Nihat Genç bakkala gidiyor. Bakkal, ya ne olacak bu S-400'ler diyor. Cem Gürdeniz kendi bakkalına gidiyor. Ne olacak bu mavi vatan? Ya değil mi artık? Gitgide bu bilinç oluşmaya başlıyor. Kamuoyu gündeminden toplum gündemine giriyor yani. Giriyor. Aynı şeyin KKTC'de de olması gerekiyor. Askerlerimizin istediği Geçitkale Havalimanı ve deniz üssü ve Mersin'deki tersanenin yapılması gerekiyor. Şu anda Kıbrıs'ta biliyorsunuz hükümet değişti ve Başbakan Ersin Tatar, daha milli çizgide bir başbakan, onunla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki işbirliğinin hızlandırılması mı diyeyim, daha iyi koordine edilmesi mi diyeyim gerekiyor. Kısacası bu ne yapılması gerekiyor? Bu geçtiğimiz birkaç sene içerisinde yapılan hataların tekrarlanmaması gerekiyor. Çok açık ve net. Çok teşekkürler Kıvanç Erzal. Çok yorgundun ama kırmadın. Sabahın erken saatleriyle de bizim yayın kuşağımıza çok gelir. Özellikle Kıbrıs sorusu. Hatta bazen gündem almazsam seyircimiz kızar. Yani niye gündem almadın? Doğa Karin, bak neler oluyor falan diye. Ama
biz bilgilerimizi teyit ettikçe, yerinden haber aldıkça bu konuyu mutlaka gerçek verileriyle de dinleyicilerimize aktarmayı tercih ettiğimiz için zaman zaman da seni ağırlamaktan biz mutlu oluruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Çok teşekkürler. Seni haber merkezine toplantıya uğurluyoruz değerli ve sevgili dostum. Yine dış gündemle devam edelim. Yeni Zelanda'ya uzanacağız. Yeni Zelanda'nın Kermadec adalarında 7.4 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Verilen tsunami uyarısı kısa bir süre sonra ise kaldırıldı. Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Kermadec adaları 7.4 büyüklüğünde depremle sallandı. Adalar Yeni Zelanda'ya yaklaşık 800 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Depremin ardından yapılan tsunami uyarısı birkaç dakika sonra kaldırıldı. Yeni Zelanda ve bölgedeki diğer ülkeler için bir tsunami tehdidi bulunmadığı açıklandı. Deprem kuşağında bulunan Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 2011 yılında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde 185 kişi hayatını kaybetmiş, 1500'den fazla kişi de yaralanmıştı. Ordu'nun Cürih Deresi'nde balık ölümleri meydana geldi. Ekipler ölümlerin nedenini tespit edebilmek için dere suyundan numune aldı. Ordu'nun Ünye ilçesindeki Cürih Deresi'nde balıklar ölüyor. Ölü balıkları gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler balık ölümlerinin nedenini tespit için çalışma başlattı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri dereden balık ve su numuneleri aldı. Ekipler numuneleri Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü ile Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderdi. İlçede 2014 ila 2015 yıllarında Tabakhane Deresi'nde, 2016'da ise Söğütlü Deresi'nde yaz aylarında çok sayıda balık ölümü yaşanmıştı. Yapılan incelemelerde balık ölümlerinin kirlilik ve sudaki oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı tespit edilmişti. Çankırı'daki sağanak yağış en çok mevsimlik işçileri etkiledi. Tarım işçilerinin yaşadığı çadırlar su altında kaldı. Pek çok sıkıntıya katlanarak ekmek parası peşinde koşan mevsimlik işçileri sel vurdu. Aniden saat 1'de su bastı. Polisler gene Allah razı olsun gene geldiler. Su patlamış, kaçın köye. Kızılırmak ilçesiyle Tımarlı Köyü yolu kenarına çadır kurmuşlardı. Sel nedeniyle taşan su, 70 kişinin yaşadığı 29 çadırı su altında bıraktı. Çadırlardaki aileler, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekiplerince güvenli bir alana taşındı. Ekmek peşinde gelmişik buraya, çoluk çocuk olmasaydı hep boğulurdu sudan. Tek şeyimiz, ne bir eşyamız kaldı, ne bulgurumuz kaldı, her şey eşyamız hepsi gitti. Haberi halımız daha görüşsüz. Şanlıurfa'dan çalışmak için Çankırı'ya giden aileler yardım bekliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Küçük, Çamlıca TV Radyo Kulesi inşaatını inceledi. %85'i tamamlanan kulede yıl sonunda test çalışmalarının başlaması hedefleniyor. 2016 yılı sonunda yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV Radyo Kulesi'nde inşaat sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan inşaat çalışmalarını denetledi. Tamamlandığında 360 metreye ulaşacak kule Eyfel Kulesi'nden daha yüksek olacak. İstanbul'un en önemli simgelerinden biri olması hedeflenen Küçük Çamlıca TV Radyo Kulesi'nin 148. ve 153. metrelerinde seyir terasları, 153. ve 175. metrelerinde ise restoranlar hizmet verecek. Kule İstanbul'un yeni turistik merkezlerinden biri haline de gelecek. Küçük Çamlıca TV Radyo Kulesi'nde hedef yıl sonunda test çalışmalarının başlaması.
Evet, Amerikan demokrasisi başlığımıza yorumlarınız gelmeyi sürdürüyor. Yakup Kılıç Kaplan demiş ki 17 yıllık demokrasi ayıbı kıyısından köşesinden bir nebze delindi. Bu böyle büyük bir ayıp ki utanıyor insan. Gerçek anlamda yapılsaydı 4 adayın bu söyleşide bulunması gerekirdi. Biatçı ve girici bir kafanın ürünüdür bu olay. Toplumu çaresizlik sendromuna sürükleyip muktedirlerin önlerine koyduğu iki seçenek. Herhalde dışarıdan bakıldığında her tarafıyla bize gülmüşlerdir diye ekliyor. Bugün etiketimiz Amerikan demokrasiydi. Oraya gelen yorumlarınızdan görebildiklerimiz değerli seyirciler. Antalya'nın Alanya ilçesinde 19. Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali düzenlendi. Kentin bir rengini barındıran festival, kortej geçidi ve temsili yörük göçüyle başladı. Sokaklar bu anlamlı buluşmanın renkli görüntülerine sahne oldu. Farklı ülkelerin kardeş kentlerinden katılımcılar Alanya'nın geleneksel konukseverliğiyle kucaklandı. I'm so happy. I'm a first time here. Rusya Murmansk'tan geliyoruz. Kardeş kentler olduğumuzu, dost olduğumuzu bugün daha fazla hissediyoruz. Aramızdaki kültürel ve ekonomik işbirliği günden güne gelişiyor. Bu festivalin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bu dostluğun geleceğe taşınacağını umuyoruz. Alanya'nın kadim geleneğini temsilen de yörükler deve üzerinde, at sırtında ve emektar traktörlerinin başında yerlerini aldı. Nasıl ki bundan 50-60 yıl önce bu şekilde burada toplanıp göçüyor isek, yine burada toplandık, yine atlarımız, eşeklerimiz burada hazırlandı, temsili üzerine yükler atıldı, göçeceğiz. Tüm bu değerleri bir araya getiren Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali 19. kez düzenlendi. Bölgenin en büyük turizm festivalinde yerli yabancı pek çok katılımcı yöresel değerlerle buluştu. Uluslararası dayanışmanın en güzel örnekleri de bu festivalde sergilendi. Her sene katılıyoruz, çok seviyoruz. Yani burada Alanya'da o kadar farklı kişiler oturduğu belli oluyor. Yani o kadar çok ülkeden, farklı yerlerden ve hepimiz burada çok mutluyuz. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel açılış konuşmasında daha festivalin daha amacını anlattı. Osmanlı ve Selçuklu medeniyetine ev sahipliği yapan Alanya'mızın tarihi ve kültürel değerlerini gün yüzüne çıkarmayı hedefliyoruz. Rusya'nın Saratov Bölgesi Belediye Başkanı Ivan Baboşkin, Türkiye ve Rusya'nın kültür ve turizm yılına adanan bu festivalin ilişkileri geliştireceğini vurguladı. Açılış konuşmalarının ardından Antalya Olgunlaşma Enstitüsü'nün hazırladığı defile yapıldı. Tarihin derinliklerinden bugüne ulaşan sanatsal giysiler sergilendi. Burada da Türk-Rus dostluğunun önemi vurgulandı. Herkese çok selam. Teşekkür ediyoruz. Evet, Buduncu 10. köy demiş ki Amerikan demokrasi etiketimize insanı açlık öldürmez, tokluk öldürür İbni Haldun diyor. Güzel demiş, aklıma geldi Fox TV'deki iki İstanbul adaylarını görünce aklıma danışıklı dövüş geldi. Halktan kopuk olarak tanımlamış dün akşamı. Yurdun geniş bir bölümünde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kırıkkale'de bir çift yaşamını yitirdi. Meteoroloji etkileri sağanak yağışların Doğu Anadolu'da da Erzurum, Kars ve Ardahan illerini etkileyeceği uyarısında bulundu. Yurdun geniş bir kesiminde etkisini gösteren sağanak yağış Kırıkkale'de can aldı. Olay Sulakyurt ilçesine bağlı Ayvatlı köyünde meydana geldi. Mehmet ve Fatma Öztürk çifti mandırada büyükbaş hayvanları ile ilgilenirken kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan sele kapıldı. Eski muhtarın mandırası, ev, hiçbir şey kalmamıştır. Köprü sele almamış. Öztürk çiftinin cansız bedenleri mandıranın 2 kilometre uzağında Çankırı'ya bağlı Karallı köyü yakınlarında bulundu. Cesetler otopsi yapılmak üzere Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çifte ait 35 büyükbaş hayvan da sele kapılarak telef oldu. Sağanak yağış Kırıkkale'nin merkez ve ilçelerinde de etkili oldu. Ağaçlar devrildi, cadde ve sokaklarla evlerin bahçelerinde
su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Samsun Kırıkkale Karayolu, Kırıkkale yönünde bir süre trafiğe kapandı. Abi, şiddetli sağanak yağış Tokat'ta da etkili oldu. Bir caminin minaresi yıldırımdan zarar gördü. Tokat Turhal Karayolu'nu su bastı. Sürücüler bir hayli zorlandı. Kazova bölgesi Söngüt köyünde dolu yağışı ekili arazilerdeki ürünlere zarar verdi. Domates tarlaları beyaza büründü. Meteorolojiden Doğu Anadolu için de sağanak yağış uyarısı geldi. Erzurum'un kuzey kesimleri, Kars ve Ardahan çevrelerinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı uyarısı yapıldı. Atilla Çelik diyor ki İstanbul bu iki zihniyete teslim edilecekse İstanbul kaybetmiştir. Seçmenin aklını başına toplaması lazım. Mustafa İlker Yücel bir fırsattır, iyi düşünün derim diye mesajını bizimle paylaşmış değerli dinleyicimiz. Edremit'te kadın girişimcilerin yetiştirdiği lavantaların hasatı yapıldı. Doğal ve sağlıklı yaşam etkinliğinde renkli sahneler yaşandı. Kaz Dağları'nda ektikleri lavantaların ikinci hasadını toplayan kadın girişimciler, ikinci lavantalı günler Şifa Doğa'da etkinliği düzenledi. Kadınlar lavantadan ürettikleri pek çok gıda, sağlık ve hobi ürünlerini de tanıtıp sattı. Etkinliğe çevre illerden katılım yoğundu. Vatandaşlar alışverişin yanı sıra şarkılara eşlik edip dans etti. Ve yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımla bir günü daha tamamlıyoruz. Harun kamera ve Jimiş'in arkasındaydı. Reji ekibimizde Caner Ali Şirvan vardı. Burak Dıvarcı ile birlikte hazırladık ve Emel de yönetmenimizde. Yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın.